önce Bin Volt'a hoş geldiniz demek istiyorum. Ve Bin Volt'un kıymetli ekibine hoş geldiniz demek istiyorum. Galiba hepinizi bir arada böyle şey yapmak, post prodüksiyon endüstrisine bir günlük zaman kaybı çok çok korkunç. Ama siz de biraz bunu böyle tatil gibi düşünün. Neşeli geçmesini diliyorum. Bu kaydedilen bir etkinlik. Dolayısıyla burada olmayan insanlara da ulaşacaktır. Hem sizin yüzlerinizi bilmeleri, işlerinizi bilseler de bu işleri kimler yapıyor? O yüzler kimler? Onları tanımalar açısından da iyi bir fırsat. Ve birebir de soru sorulabilecektir. Kayıtta izleyenler de artık kayıttan faydalansınlar diyorum. Bugün ilk konumuz, konuları şöyle bir sıralayayım hemen. İlk konumuz senaryo, set ve post sürecinde görsel efekt. Ve bu oturumun konuşmacıları CGI süpervizörü Soner Yurtseven. Soner, el sallar mısınız diyeyim ben buradaysanız. Evet, merhaba. Ve sinema, hemen peş sıra gelen oturum, sinema, dizi ve reklam filmlerinde animasyon. Animasyon yönetmeni Tuncer Şentürk ve lead modeler Rigger, bu çok havalı titrilerin sahibi Cüneyt Güçlü. Sizi de gördük, el salladınız. Hoş geldiniz. Sonraki oturum sinema, dizi ve reklam filmlerinde FX TD. Yine havalı bir isim. Hakan Demiröz burada. Kendisini gördük, ettik. Ve FX artist Mustafa Yılmaz. Mustafa Bey de burada mı acaba? Onu göremiyorum ben. Ama gelir diye umuyorum. Zaten arada etmit de edeceğiz. Peki ben kendimi tanıtayım. Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film Animasyon Bölümü Başkanı Nazlı Eda Noyan. Animist Festivali'nde direktörüyüm. Bu sene 3.5.'sunu gerçekleştiriyoruz. Geçen sene ne yazık ki iptal etmiştik. Bu sene hibrit olarak yapıyoruz. Ve festivalimizin son günü. Dün Bin Volt'un kaptanı Murat Akbulut Bey'i konuk etmiştik. Ve bugün konusunda bizi oldukça dolduruşa getirdi. Sizinle tanışacağımızı söyledi ve çok mutlu olduk. Zaten yani merakla bekliyorduk açıkçası. O yüzden hemen başlayalım diyorum ben. Oldukça da konu var. Arada chatte soru alabiliriz. Bu arada benim de bir kaptan yardımcım var. O da şu anda Alanya'dan katılacak. Doğa, benim öğrencim. Doğacığım, sen de buradasın, görüyorum. Yani burada olduğunu görüyorum. Arada katılırsın, sorularını yöneltirsin. Ama şimdi başlıyoruz. Senaryo, set ve post sürecinde görsel efekt ve CGI süpervizörü Soner Yurtseven'le başlıyoruz. Buyurun Soner, sizi dinliyoruz. Merhaba. Herkese selam. Ben öncelikle arkadaşım Cem Şel'i tanıştırayım. O da çok uzun zamandır birlikte çalıştığımız bir arkadaşım. Fransa'da yaşıyor ve çalışmaya devam ediyor. Birlikte çalıştık ilk mesleğe başlangıç zamanında. O da benzer tecrübede ve çok güzel işleri var. Onu da dahil ediyoruz ve ondan da bilgiler alacağız. Böylece Fransa'daki süreçte, yani bizim Türkiye'de yaptığımız bir akış var. Fransa'daki süreçte de nelerin olduğu ile ilgili fikir sahibi olabiliriz en azından. Çünkü global çalışılan bir iş zaten neticede. Bizim tarafta yani şöyle, yapılan işlerin hepsi öncelikle masada, kağıtta tasarlanıyor. Bize ilk geldiğinde her şey fikir olarak geliyor. Önce yazılı skripler halinde geliyor. Sonra görselleşmeye başlıyor. Storyboard, animatik vesaire gibi süreçlerden geçip gittikçe hareketli karelere dönmeye başlıyor her şey. Bu süreç esnasında yani mesleki olarak FX'e veyahut da görsel efekte veyahut da CGI'ya yatkınlık durumu olmayan insanlar da projenin içinde olabiliyor. Yani yönetmeninden tutun da
senaristine kadar herkes bunu çok iyi bilmek zorunda değil. Biz meslek profesyoneli olduğumuz için biz neyin ne şekilde çekileceğini veyahut ne şekilde çekilirse daha iyi olabileceğiyle ilgili öngörülere daha fazla sahibiz. Ve dolayısıyla aslında bir iş masaya geldiğinde ilk başlangıcından itibaren çekedilip ilk başlangıcında doğru yönlendirme yapılmadığı takdirde projenin ne kadar bütçesi olursa olsun, ne kadar zaman olursa olsun, yani iyi çıkma olasılıkları gittikçe azalmaya başlıyor. Yani çünkü bu şöyle bir durum. Aslında her film projesi belli bir zaman ve bütçe içerisinde yapılıyor. Yani bu bir zorunluluk çünkü pahalı bir iş ve aslında biraz keyfek eder bir iş. Yani hani yani film olmasa da olabilecek durumda olduğu için özellikle hani buna ayrılan para daha önemli ve daha iyi kullanılabilir halde olabilmesi gerekiyor ve ekipmanların hepsinin yurt dışından gelmesi vesaire gibi teknik sıkıntılardan dolayı da o gün fiyatları vesaireler hepsi çılgın maliyetlere yansıyor. Dolayısıyla sizin oradaki setteki bir günlük kayıp ya da birkaç günlük kayıp aslında post prodüksiyon sürecindeki bir sürü şeyi kurtarmaya veya kurtaramamaya sebep oluyor. Bizim geçtiğimiz süre içerisinde bir modda da gördüğümüz bir sürü örnek var. Bununla ilgili öngörüde bulunduğumuz ve ne şekilde yapılırsa daha iyi netice olması ile ilgili. Biz genel olarak şey yapıyoruz yani önden yönlendirme yapıyoruz. İşte senaryo aşamasında mesela bütçe ve zamanlama dahilinde genel olarak Türkiye'deki müşterilerin belli bir zaman aralığı var işi yetiştirmek için. O da bütçenin el verdiği bir zamanda bunu çıkartması gerekiyor stüdyolardan, post stüdyolarından. Dolayısıyla o sürenin içerisine sığabilecek en kaliteli görsel efektleri nasıl yapabiliriz bunları tartışıyoruz önden. Yani çünkü bizim yurt dışındaki projeler gibi bir projeye bir yıl, bir buçuk yıl çalışabilme lüksümüz yok. Yani ülkenin şeyi öyle değil. Yani sektörün maddi yeterliliği o boyutta değil. O yüzden de daha kompakt ama daha kaliteli görünebilecek, nokta atışı olabilecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle işte senaryo kısmına edit yapılabiliyorsa yani bizim sadece önerilerimiz oluyor. Onlar yapabiliyorlarsa yapıyorlar. Sonraki kısımda çekim kısmında set supervise durumlarımız var. İşte sette supervisor olarak gidiyoruz. Nereyi ne şekilde iyi çekmelerini sağlamaya çalışıyoruz aslında. Ve orada mesela bazı durumlar oluyor. Çok basitçe kurtarılabilecek bir sahne, ufak bir silme, ufak bir editle mesela yeniden bir retake alıp birkaç saat sette kaybetmek yerine biz orada mesela hızlıca geçirttirebiliyoruz yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde bizim o yönlendirmemizle yapacakları CG shot'ta gerçekten ekipler ne yaptığını hiç anlamıyor. Hani yönetmen de dahil olmak üzere. Bizim istediğimiz şeyi tamamen bize bırakıyorlar. Görüntü yönetmeni dahil herkesi bize verip çektirttiriyorlar ve yani o kadar hakim olamıyorlar ki bazı durumlarda o sürecin şeyine. Tamamen bize tahsis ediyorlar ve sonrasında sadece efekt olarak izliyorlar yapılan şeyi. Post kısmına geldiğimizde yani setteki kısım zaten işte şöyle söyleyeyim. Setlerde belli teknik ekipmanlarımız var. Kullandığımız işte 3D scan yapabilme, işte HDR'ını alabilme ve belli plate ve fotoğraflama teknikleriyle aslında bütün sette çekilen environment'ın bilgilerini mümkün mertebe stüdyoya taşımaya çalışıyoruz. Yani çünkü kurulan ışık setuplarının gerçekten 3D entegrasyondaki yerlerini, ışık yönlerini, ışıkların şiddetini, işte ışıkların sıcaklığı, soğukluğunu, günün konumundaki bulunan mekanın pozisyonu vesaire gibi teknik bilgilerin hepsi notlanıyor. Kameranın bilgisi, kameranın özel teknik bilgileri, yani sadece lens bilgisi değil, kameranın ismi değil,
kendi teknik bilgileri, distortion'ları vesaire bir sürü teknik böyle notlar tutuluyor. Ve bunlar post şirketine aktarılıyor. Sonrasındaki süreçte de post prodüksiyonda öncelikle masada kendi içimizde toplantılar yapıyoruz. Müşteriyle ve kendi aramızda. Zaten şu anda katılan ekibin içerisindeki her bir birim aslında bir part şeyin yapım aşamasındaki bir part ve o partları bir getirip herkesinin kırılımı sonra herkes kendi birimlerindeki asset departmanı asset'e başlıyor, FX departmanı FX'lere başlıyor, rig kısmında rig departmanı başlıyor. Böyle departman departman işte gelen malzemenin video görsellerinin yani doğru aktarımına kadar aslında çok basit gibi görünen ama o ilk başta bir yanlış yapılan hatadan dolayı track alınamaması, layout kurulamaması o kadar ince detaylar var ki aslında bütün süreçte. Bütün hepsi aslında hani profesyonel bir akış olduğu için çok kolay bir şekilde akıyor aslında. Ama normal şartlarda bu süreç gerçekten kaotik bir duruma gidebilir eğer belli bir kontrol ve şey mekanizması olmasa. Bu şekilde bütün departmanlara dağıtılan görseller işlenmeye başlıyor. Belli bir olgunluğa geldikçe önce süpervizörler kendi iç onaylamalarını yapıyor ve belli bir level'a çıkartılıyor iş. Sonrasında müşteri sunumları başlıyor. Müşterinin isteğine göre ekstra ilaveler vesaireler ve sonrasında işi tamamlıyoruz aslında. Yani bizim asli işimiz aslında burada zamanı doğru yönetebilme ve bütçeyi yani bütçeye uygun zamanın içindeki en iyi şeyi yapabilmek, en efektif çözümleri bulabilmek aslında. Yoksa yani yurt dışındaki bir sürü blockbuster işleri biliyorsunuz, yapım sürelerini de yaklaşık görüyorsunuzdur internette vesairede. Yani her türlü iş her şekilde yapılabilir ama hani bütçeler, mekan, yapabilirlikler bütün bunların el verdiği ölçüde yapılabiliyor. Jean-Michel'le de biz yani çok eskiden bir işte 2-3 yıl bir çalıştık. Sonrasında tekrar ara ara dönem dönem çalıştık. Şimdi o Fransa'da kendi okulu var bir yandan. Bir yandan da sektörel çalışmaya da devam ediyor. O da CG süpervizörlüğü de yaptı. Ve hatta Minuscule Movie vardır bilirsiniz belki. Minuscule Movie'de de çalıştı. Senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı sizin tarafta? Ya şey... Orada kendisine hoş geldin diyorum. Başlamadan önce. İngilizce, Türkçe konuşuyor galiba. İngilizce konuşmayı tercih eder mi? Nasıl? Türkçe. Çok... Tamam. Şey, Türkçesi gayet iyi ama takıldığı yerde şey yapar. Tamam. Şey, Soner bahsettiği şey çok önemli gerçekten. O iş işe başlamadan, posta başlamadan önce o bütün fikirler nasıl uygulanacak çözmesini. Previz, aslında animatik diyorduk Türkçe'de. İşte previz aslında çok gittikçe büyük bir rol alıyor aslında şey yapım tabii. Sürecinde. Birçok film, hatta şey animasyon film olmayan bile filmler için full previz yapılabiliyor çekimden önce. Ona da bazen tek viz diyorlar, bazen previz diyorlar. Tek viz mesela çok zor bir çekim planının esnasında kamera hareketi nereden başlayacak, nerede biteceğini öngörmeyi sağlıyor. Yani aslında gittikçe reklamlar için bile full kim bir iş olursa kim ve karışık iyice önemli oluyor. Eskiden o kadar olmuyordu. Reklam mesela şey gerçekten genelde bir storyboard oluyormuş. Sonra çekime gidiliyordu. Şimdi bayağı popülerleşti. Şey, demokratize. Aynen. Yani bayağı yaygın. Çünkü yaygın bütçeler olmuş. Daha kıymetli olmaya evet, başladı. Zaten. Yani gittikçe daha çok bu tarz iş çıkıyor. Yani eskiden düşününce bundan 10 sene önce çok daha az bir VFX'li ve CG'li iş çıkıyordu.
yaptığı zamanda bu daha önem verilip daha yüksek bütçelere sahip oluyordu. Orada 2-3 kişilik bir takımla, güzel senior 3 tane previz artistle çok önemli bir projeden vakit varsa çok önceden başlayıp sonraki o setteki 100 kişilik ortamla daha çok az vakit kaybetmeyi sağlıyor sana. Evet. Bir ay falan uğraşırsan 3 tane seniorla bir gün çekim kurtarabilirsen o zaman bayağı kara gidiyorsun yani. Bayağı önemli bir şey. Onun için previz bayağı gelişiyor ve okulumuzda biz bir previz açtık aslında öğrenci previze uzmanlaşabiliyor. Çünkü gittikçe aslında istenilen bir uzmanlık dalı. Evet, onun için böyle öngörmek ve en iyi çözüm bulmak ki bütçeyi doğru yere kanalize edebilmek için herkesi. Bir de herkes, projenin içindeki herkes bizim kadar öngörülü olmak durumunda değil yani işte. Biz mesela efekti, şatı görür görmez efektin nasıl olacağını yaklaşık olarak kafamızda canlandırabiliyoruz. Hatta ne yapılırsa kötü olabileceği de yaklaşık olarak görebiliyoruz. Bu yıllarla kazanılan bir şey. Sahibiz. Yani öngörebiliriz ama o previz görünce bir kat daha uzağa görebiliriz. Aynen. Daha çok iter edebiliriz. O zaman devamlılık daha çok güzel oluyor. Bizim için de çok büyük fayda oluyor. Daha shot based gördüğümüzde genel akışta görmemizi sağlıyor. Ve belki tam olarak tahmin edemediğimiz her şeyi daha da bizim için de açıyor. Evet abi, yani bu özellikle işin yönetmen, görüntü yönetmeni, diğer kreatif süreçteki insanlar da dahil hepsinin gözünde işin nereye geleceğini görmeleri için çok kıymetli. Bizim tarafımızda da nasıl daha iyi yükseltiriz anlamak için aslında daha önemli bir durum. Genel olarak bu kısım böyle gri görünüp veyahut da basit çizimlerden oluştuğu için çok önemsenmiyor. Yani üstün körü bakılıyor ve buna harcanan zaman genel olarak müşteri tarafında önemsiz düşünülüyor. Ama aslında bu bir resim yaparken skeç atmak gibi bir şey. Yani skeç yoksa proporsiyonlar doğru olmayabilir. Ve çıkacak sonuç kötü olabilir. Bu bütün riskleri alıyorsunuz orada. Aşırı tecrübeli olmanız lazım. Resim yapan arkadaşlar anlar ne demek istediğimi. Yani dolayısıyla o ilk skeç sizi... Buyurun. Birkaç soru yöneltmek istiyorum ama yok, siz bitirdikten sonra anlattıklarınız üzerine birkaç sorumuz olacak da arada sorabilirim. Aslında bitirdik. Yoksa, ben çok teşekkürler. Şimdi öncelikle tabii. Yani sizin altyapınızı merak ediyorum. Hem Sonarsın hem de Canmişin. Hem bu işi yapan insanlar olarak siz nasıl bir altyapıyla bu işi iyi yapar hale geldiniz acaba? Ne gerekli sizin işinizi yapmak için sizce? Yani eğitim olarak mı yoksa profesyonel süreçte geçirdiğimiz eğitim mi? Yani işe başlamadan önceki eğitim mi, işten sonraki? Yani atıyorum mühendislik okumuşsunuzdur. Hiç sanatla ilginiz olmamıştır ama resim yapmayı seven birisinizdir. Tanımak istiyoruz sizi birazcık daha. Yani bu sürece kadar nasıl geldin? Belki okul anlamında değil de o da olur. Mutlaka bir önemli şeyler vardır hayatınızda. Mihenk taşları vardır. Aynen. Ben Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türkiye Sanatları aslında bölümünden mezunum. İlk senedeki fakültedeki temel sanat hocam Ali İsmail Türemen. Kendisi Eskişehir Animasyon'da da hocaydı. Ve böyle bir şekilde ışık yaktı böyle. Ve çok onunla ekstra bir zamanım geçti. Ve ben ilk seneden itibaren aslında okuldaki durumdan daha çok animasyonla ilgilenmeye başladım. Animasyon festivallerine vesairelere falan gidip orada gördüğüm en son end creditlerde gördüğüm şeylerle Maya'yı keşfettim. Maya öğrenmeye başladım 2002 yılında.
Üniversiteyi bitirene kadar kendim yandan aslında yan dal yapıyor gibi bir yandan işte diğer işte grafik bölümü ve sinema TV bölümünde de birkaç hoca sayesinde işte yan genel prensipler ve şeylerle ilgili ufak tefek ama çok şey düzeyde hani çok belli bir düzeyin altında belli bilgilere sahip olabildim. Bir de o yıllardaki şeye ulaşabilme, yani bilgiye ulaşabilme durumu şu anki kadar rahat değil. İnternet vesaire falan gibi durumlar. Dedim Amerika'dan falan işte. Onlarla birkaç yılım geçti. Ve sonrasında sektörde yani üniversiteden çıkar çıkmaz işte profesyonel hayata geçme durumunda kaldım. İlk zamanlar daha konsept ağırlık. Ben çizim durumu ve aslında karakter tasarımı ve çizgi roman yapmaya çalışıyordum bütün bir yandan. İşte ona dönük bir iki işe girdim. Bir iki yıl öyle geçirdikten sonra yandan olan 3D durumumla da bir şekilde post sektörüne doğru girmiş oldum 2006 yıllarında, 2005-2006. Ve post sürecinde işte bu sefer daha çok skill, yani görselleme yetilerim daha kuvvetli olduğu için işin render ve comp kısmına doğru kaymaya başladım. Daha çok render kısmına özellikle. O dönemde zaten 2005'ler, 2004'lerde render alabilmek ciddi bir zorluğu olan bir şeydi. Hem teknik zorluğu hem de görsel anlamda limitlemeler vardı. O limitlemelerin üzerine çıkabilmek için artistik bir sürü katkıda bulunmak gerekiyordu. Ben şansıma yurt dışında işte birkaç yarışmaya katıldım. Oralarda belli birkaç derece aldım vesaire filan. Oradan dolayı da biraz daha tanınır oldum işte ve büyük stüdyolardan biri olan Anima'ya girdim. Sonra orada bayağı bir süre birlikte Can Mişel'le de çalıştık hatta. Reklam yaptık bayağı bir süre. Sonra ayrıldık, kendi şirketimi kurdum. Uzunca bir süre kendi şirketimle çalıştım. Sonra Bimolt'u keşfettik. Ve şu anda gayet memnun şekilde Bimolt'a devam ediyorum. Ben biraz şans oldu şey. Yani iki babam güzel sanat okumuş olarak ben bayağı çiziyordum çizim yapıyordum çocukken ama kesinlikle sanatçı olmak istemiyordum yani çok zor olduğunu görmüştüm. Hiç sanatçı olmak istemiyordum. Böyle bir gün ama bir tane stop motion küçük bir atölye vardı çocuklar için köyümde. Oradaki çalışan elemanla kurmuştu Cinema 4D kurmuştu bilgisayarına. Ben onu görünce çok bir hayran kaldım Orada hemen bir şeyler modellemeye başladım. Tabii bilgisayarım yoktu. Onun için PlayStation'ımı sattım. Bilgisayar aldım. Orada 3D Max kurmaya başladım. Sonra şansıma Fransa'da 3D okullar var bayağı. Şehrimde bir 3D okula gittim. Aslında bayağı kötü bir okul ama başka öğrenciler vardı. Böyle bir güzel bir sinerji oldu yani herkes resim yapmak istiyordu. O çok güzel bir dönem oldu. İkincisine sonra çıktım gittim aslında bıraktım okula. Türkiye'ye geldim. Eşim zaten Fransa'da tanıştım. Bunu Türk olduğu için Türkiye'ye geldim. Orada Anima'ya geldim. Soner'le tanıştım o zaman. O zaman Türkçe konuşmuyordum. Soner de İngilizce konuşmuyordu. Çok zor bir. Birbirimize bakıştığımız bir dönemimiz vardı böyle. Onun için Türkçe öğrendim zaten. Sonra bayağı Türkiye'de 4 sene çalıştım. Çok böyle aslında eğitim burada devam ettim aslında Bu arada. Reklam yaparak falan özellikle o kısa zamanda çalışıp güzel resimler yapmak istiyorduk aslında müşteriden daha çok kendimizi tatmin etmeye çalışıyorduk o kısa zamanlarda. Onun için bayağı tutkulu çalışıyorduk o zaman. Erdoğan böyle nasıl daha güzel resim yaparız falan. Onun için de işin dışında hep böyle kişisel iş yapmaya devam ediyorduk. Öyle. Sonra Fransa'ya döndüm. Kaç sene önce? 10 sene önce. 10 oldu. Yani sonra 6 sene Paris'te çalıştım. Gene reklam, süpervizörlük. Çok da süpervizörlük yapmadım aslında. 2-3 sene falan süpervizörlük yaptım. Çünkü önce reklamdayken daha çok böyle
küçük takımlar vardı ve herkes bayağı yetenekliydi. Yani şey, reklamda çok hızlı yapmak gerektiği projeler olduğu için Fransa'da gayet genelde profiller koyuyorlar. Onun için süpervize etmek çok kolay. Yani şey, herkes biraz kendi işine bakıyor. Sonra Miskül'de süpervizörlük yaptım. İkisilik bir uzun animasyon uzun metrajı. O bayağı eğitici oldu çünkü orada gerçekten bir takım vardı yani şey ve onları süpervize etmek gerekiyordu. Neyse ki o tecrübe edindim çünkü o aynı zamanda okul açıyorduk Fransa'da, Creative City diye bir animasyon okulu. Neyse ki biraz o süpervizörlük, yani daha temiz süpervizörlükten geçtim yani. Çünkü şey aslında ders vermek ve bilgi şey objektif bir şekilde aktarabilmek, yani şey senin sezgisel olarak yaptığın şeyler dekompoze edip şey öğretmek yani çok önemli ve süper bir süpervizörün yaptığı şey o aslında. Onun için şey okul açarken de bütün dersler yazarken de bütün temelde yani temelde bildiğim şeyleri yeniden elden geçip daha böyle şey objektif yani şey bir bilgi olarak oturtmak zorunda kaldım. Zorunda yani güzel de şey. Ben seviyorum zaten şeyi. Öyle şimdi okulla uğraşıyorum. Bir yandan hep kişisel projelerim devam ediyorum. Biraz okul da hem Arge yapmaya salıyor. Ha? Okul dediğiniz şey nedir tam? Okuldan bahseder misin biraz? Ya da hani nereden ulaşacağız onun bilgisine? Ondan bahseder misiniz? Şey okulun adı Creative Seeds, yani yaratıcılık tohumları İngilizce'de. Özel okul Fransa'da şey yani 4 sene önce açtığımız bir okul. Şu anda 3 senelik bir programı var. Birinci sene şey genel bir daha yani şey herkes modelleme, texture, rig, animasyon öğreniyor. Çok yani basit bir düzeyde ve birinci sene sonunda herkes küçük bir kişisel bir kısa film yapıyor aslında. İkinci sene herkes bir dal seçmeyi başlıyor. Ben rig yapmak istiyorum. Ben animasyon yapmak istiyorum. Animasyon şey iki dala ayrılıyor ama ikinci sene de direkt uzmanlaşmıyoruz. Ha, yani animasyon dalı oluyor. Yani prefiz ve içinde. Rig bir dal oluyor ve imaj aslında şey modelleme, tekstürleme, ışıklandırma, komp falan vesaire işler. Bu da ikinci sene. Üçüncü senede de daha çok uzmanlaşıyoruz. Mesela sadece karakter yapmak isteyenler var. Sadece mekan tasarım yapmak isteyenler var. Sadece preview, sadece animasyon. Öyle. Şu anda üç senelik bir programımız var ama şey Fransa'da şu anda diplomamız yok. Üç senelik programda şey resmi bir devlet diploma yok. Öyle bir 5 senelik bir program açacağız şimdi. Diplomalı olacak. Diplomalı olacak. Yani. Onun için böyle bir sene daha şey eklenecek. Böyle gene bir sürü ders beceri eklenecek. Yani o 4. sene ve 5. sene o şey bitirme projesi, animasyon filmi böyle şey gördüğünüz mesela Super Focom ya da Goblins, Artifix gibi yaptığı filmler, öğrenci filmleri görürseniz zaten çok yani şey neredeyse profesyonel düzeyde de çünkü neredeyse 1,5 sene harcıyorlar mesela bu film yapmak için. O filmleri bakarken öyle düşünün çünkü şey gerçekten bazen bazı şirketler o kısa filmler yapamıyor bile. Tabii ama öyle bir vakti yok çünkü şirketin. Öyle bir vakti yok gerçekten şey. Onlar böyle 4 sene okuyup 4. senenin sonunda pre-product başlıyor. Tasarımlar, fikir alışveriş falan şey ilk argeler ha. Sonra bir senede o kısa film yapıyorlar. Şey, o 5. sene öyle bir katkısı olacak. Yani gerçekten okulda daha çok devam edip. Ve okuldaki... O zaman inşallah açarsınız da biz de Erasmus yaparız oraya. Bir an evvel resmileştirin de şey yapalım, bağlantı kuralım orasıyla. Tabii. Çünkü Fransa gerçekten bu işin en iyi okullarının da olduğu bir ülke. Ben şeyi sormak istiyorum. Soner, siz bir şey ekleyecektiniz. Aklınızda duruyor mu hala? Önce o ekleme yaptığınız şeyi alalım. Evet. Sorum olacak. Aynen. Ya Jean-Michel'le ben ilk karşılaştığımda Anima'da işte ben çalışıyordum. Jean-Michel işte daha yeni gelmişti. Real için yaptım. O gidip hani Fransa'da çok da hani çok da iyi olmayan dediği okul daki yaptığı işleri göstermişti. Biz bayağı ağzımız açık bakmıştık. Yani çok güzeldi bu arada. Yani o ilk yaptığı işler bir öğrenci işi için. Bir kere şey yani
çok fazla uğraşmıştı mesela, öyle söyleyeyim. Ve genel olarak ben hani kendi geliş şeklim, Jean Michel'inkisi de benzer durumlar var. Çok fazla bireysel iş yaptık. Yani o kadar çok kendi zamanımızla o kadar fazla bireysel iş yapıp o kadar çok free bir şekilde her ortamda yayınladık ki bunları. Yani o ister istemez bir şekilde bizi başka bir şekilde ileriye itti. Ve yani özellikle genç arkadaşlara şey olsun diye söylüyorum bunu. Yani sadece yani bir yerde çalışıp kazandıkları tecrübe bir yere kadar. Çünkü prodüksiyon dediğimiz şey yani parayla yapıldığı için dolayısıyla o anki müşterinin bütçesi ve içinde bulunduğunuz projenin yapabilirliklerinde ilerliyorsunuz. Sizin teknik skill'lerinizi geliştirebilmek için kendiniz ekstradan kendi olan zamanlarınızda belli eksiklerinizi belirleyip bunları kendiniz belirleyemiyorsanız bu durumda ki açığınızı kapatabilmek için şu anda muazzam güzel bir internette bilgi kaynağı var. Risk alma zamanı şimdi. Evet işte. Yani şu anda yapılamayan o power up durumu sonrasında çok daha zor olacak, onu söyleyeyim. Yani çünkü çok yetenekli arkadaşlar var. Yani genel olarak yapabilirlikler artıyor. Dediğim gibi 2005 yıllarında 2004 yıllarında render almak. Yani böyle ben render alabildiğim için böyle ışıltılı gözlerle bakılıyordum yani. Yani böyle şirket, şirketler yok ama yani öyle şimdi hatasız render alabilmek muazzam bir şeydi. Yani iyi render'ın ötesinde hatasız render alabilmek çok önemli bir şeydi. Şu anda bütün renderlar hatasız render alıyor. Yani aslında işler gittikçe kolaylaşıyor. Teknik level'da kolaylaşıyor. Ama hala emek ve artistik level'ların yükselmesi gerekiyor. Yani oraya kapatılması gereken eksikler var ki zaman sürecinden dolayı artistik level'lar gittikçe göz ardı edilmek zorunda kalınıyor. Orada da artistik level'ı daha yüksek olduğu durumda aslında hızla o zamanın içerisinde daha iyi görseller çıkartma durumu söz konusu olur. Bu da kişiyi yukarı itekler yani. Az evvel canın aslında ilk sorduğunuz soru üzerine fakir versen. Ha, şey genel biraz genel bir cevap da vermek istiyordum mesela. O bizim hikayemiz yani şey bireysel dediğimiz ama şey aslında öyle özel bir yol yok yani şey. Mesela okulda çok iyi görüyorum. Bazıları sanat bir background'dan geliyorlar. Bazıları daha çok böyle teknik background'dan geliyor ve gerçekten biz hepsinden olsun istiyoruz. Çünkü şey bazen bir projede rig lazım, FX lazım ama render de lazım, texture de lazım ve bütün profiller çok önemli. Ve onun için böyle çok belli bir yol yok yani. Mühendislik okuyup sonra o işe dönebilirsin. Çok da güzel bir faydası olur. Güzel sanattan da çıkabilir ve o işe çok güzel bir faydası olur ama şey kesinlikle sevdiğiniz şey yapın. Çünkü o iş böyle kasarak olmaz yani şey. Çok emek isteyen bir iş. Ama sevdiğiniz şey yaparsanız o kadar büyük zor yani zorluk olarak gelmez ve o zaman başarılı olursunuz. Aslında Can... Bu ya bir de... Buyurun pardon. Demin bir şey söyledi de o cümle bence çok kritik. Soner sizin söylediğinizle de aslında çok örtüşüyor. Biz müşteriyi değil de kendimizi mutlu etmek için iş yaptık dedi yani bir dönem. Evet, umarım evet, evet. O çok kritik bir şey. Yani hem adanmışlık hem özveri hem o bilgi ve görgünü neyse geçişini aslında çok sağlayan bir durum. Tabii. Ya aslında bu hala devam ediyor ama yani şöyle bir durum var. Mesela ben mesela BIMOLT'taki işte Murat dahil olmak üzere herkes aynı şeye katılacaktır. Yani BIMOLT'a gelen işleri sadece bütçesi ve zamanlamasına göre yapıyor olsaydık şu anda 2-3 katı daha teknik ve görsel olarak tatmin eden 2-3 katı az tatmin eden işler izlerdiniz. Öyle söyleyeyim. Yani orada
Çok daha fazla yani hak ettiğinden maddi bazda söylüyorum. Çok daha fazla itere edilmiş işler var aslında. Bu da bizim aslında yine aynı şekildeki durumumuz. Yani benim de içime sinmiyor. İşte diğer şirketteki bütün arkadaşlarım da içine sinmiyor. Yeri geldiğinde küçük overlarla, overtime'larla veyahut da yeri geldiğinde biraz daha fazla üsteleyerek. Bazen de şöyle oluyor. Bazen de profesyonelliğinizden dolayı o işi çok hızlı yapabiliyorsunuz gibi durumlarla. Biz maksimumda itere ediyoruz. Yani Türkiye şartlarına göre olabilecek en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. O yüzden de zaten bir farklı bir durum var. Peki. Özelinde. Az evvel yaptığınız işi ama yani sektör arkadaşlar. Pardon, sesim geliyor mu bilmiyorum ama arada... Biliyorum şu anda, kesildi. Tamam. Tamam. Az evvel kendi mesleğinizi yani CGI süpervizörlüğü üzerine konuşurken siz yaptığınız işi aslında hani işin öncesindeki eskiz aşamasına, sketch aşamasına benzettiniz. Yani bu gerekli olan kısım. Hani o kısım olacak ki iyi bir iş çıksın. Planlama aslında. Evet. Büyük ölçüde. Evet. Bizde de yani Türkiye'de hep duyduğum bir şeydir bu, hani posta kurtarırız şeyi vardır ya, hani bunu posta evet, hallederiz. Evet. Aslında siz işte posta hallederiz rehavetini, rahatlığını ve hatasını belki de en başta iyi planlayalım, organize olalım, çözelim tarafındasınız, o planlama tarafındasınız. Peki bu çok önemli ama bu aynı aynen zamanda belli bir görgü ve bilgi ve hani ön çalışma disiplinini, müşteride bu var mı tırnak içine? Yani müşteri buna hazır mı? Bu bilgide ve görgüde insanlar size geliyor mu? Müşteri eğitiliyor yavaş yavaş, öyle söyleyeyim. Yok ya, bu refleks müşteride çok azdı. Yani biz ben 1000 volttaki süreci söyleyeyim özellikle. Yani 4 yılı geçkin bir süreçtir 1000 volttayım. 1000 voltta ilk günden itibaren sürekli gelişen bir müşteri şeyi var. Yani tipi var. Yani VFX yaptırma kısmı ile ilgili gelişme durumları var. Yeni gelen müşterilerde bu refleks daha da az oluyor. Ama çalıştıkça siz yavaş yavaş buna alışmaya başlıyorlar. Ama yine şöyle söyleyeyim. Mesela Netflix gibi global şirketlerin oyuna girmesi onları zorunlu kılıyor bazı şeylere. Yani bu sefer bir hakem görevi görmüş oluyor ve bizim istediğimiz şeyleri daha çok yapmak zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde Türkiye'de genel olarak hızlıca işi bitirelim ve bir an önce, yani ekiplerde öyle bir yıllar var. Yani Türk sinemasının genel çekim şeklinden dolayı sadece kamerayla çekmeye ve hani bir şey temizlemeye vesaireye falan bakmadıkları için yıllarca, post kısmına hakim olmadıkları için, yönetmenlerin ve görüntü yönetmenleri, set çalışanlarının büyük bir kısmı da o ekolden geldiği için mümkün mertebe şey, hani sette toplamaya çalışıyorlar her şeyi ve VFX bilmeyen ekipler bunlar. Daha doğrusu şey yapmıyorlar hani. Kimisi hatta şöyle oluyor, yani en iyisini bile yapsanız, biz anlamasak bile, ben VFX istemiyorum diyen yönetmen var mesela. Hani onları bir kere çalışıyoruz. Hani kendi işimizin şeyini anlatmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki sektörde yıllarca şey yapan firmalar da olmuş. Ya da işte bireysel daha ufak firmalar vesaire filan. Hani işi alıp gerçekten batırıp müşterinin gözünde bu iş yapılamaz hale getirilen durumlar da var. Dolayısıyla bu sefer onların yükü de sizin tarafınızda kalıyor. İşte bu bilmem ne, biz zamanında bilmem ne yaptırmak istedik ama yapamadık deniyor. Bu sefer o tecrübesinin bizimle olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Yani yavaş yavaş bilgileniyorlar ve Netflix, işte HBO giriyor yakında Türkiye'ye, işte Disney geliyor. Yani bunlar ne kadar artarsa global ölçekteki iş yapabilme şeylerimiz artacak ve hepimiz daha
daha profesyonel bir şekilde çalışabiliyor olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi diğer oturumumuza geçelim. Belki sonda yine bir soru cevap olur diye düşünüyorum ben. Sizin için de uygunsa öyle bir planlama yapabilir miyiz? Tabii değilse. Tabii. Olur, sadece bizim bir zaman sınırlamamız olabilir. Sonuna kalamama durumu. Tamam, o zaman soru var mı diye ben hemen seyircilere yönelttim. Biliyorum siz zaten hani şimdi diyorum ya Beamvolt'u kitlemeyelim bugün buradaki etkinlik nedeniyle. Soru varsa hemen chatten alabiliriz. Şayet soru varsa. Ben şeyi merak ediyorum. Size diyelim ki portfolyolar ya da işte başvurular geliyor. Öğrenci, mezun ya da profesyonel, yani şu anda sektörde sizi en çok etkileyen, yani baktığınızda ya işte bu adam nefis ya da kadın CGI süpervizörü olur. Bilmiyorum, kadın var mı bu arada? Ekip sadece erkek olunca ticaretleri biliyorum. Ciddi bir kadın çalışan durumumuz var. Evet, bunu duymak da sevindirici. Siz mesela o pırıltıyı, yani pırıltı olarak tabir ettiğiniz şey sizce ne olur? Ya bu nefis bir CGI süpervizörü ya da süpervizörü olur dedirten şey nedir? İkinize de soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de herhalde Jean-Michel de meslek hayatının ilk 15 yılında süpervizör oluruz diye şey yapmadık. Yani bu, yani yanlış anlamayın, şey için söylemiyorum. O özgüvene sahip olabilmek gerçekten şey, hani bir başka bir durum ve yani ben mesleğe yeni başladığımda süpervizör olan arkadaşlara baktığımda çok farklı bir şey görüyordum zaten. Hani ve şey de değildi aslında. Asli amaç da o değildi. Ama şu her zaman şöyle bir şey var. Yani yaptığı işi iyi yapmaya çalışan, yaptığı işi gerçekten arkasında durup savunan, yani kötüyü savunmaktan bahsetmiyorum, iyiyi savunan ve daha iyisini yapmak için vakit harcayan, ekstra bunun için kendi çok güzel zamanlarını işine aktaran ve yıllarca bunu yapan herkes bir şekilde sonrasında bunun şeylerini, meyvelerini alıyor. Şey var aslında, şey, süpervizör bir mecbur değil, şey, aynen. Karaktere biraz karaktere göre değişebilir. Mesela Fransa'da, ya Türkiye'de bilmiyorum ne kadar mümkün olabilir ama şey, süpervizör maaş alan ama süpervizör olmayan tipler var. Expert, yani şey, tabii. Ben çok iyi animasyon yaparım, bu tarz animasyon çok iyi yaparım ama ve şirketler onun için beni çağırır ve tabii süpervizör maaş verir ama ben süpervizör kesinlikle yapmak istemiyorum diyenler var. Yani şey, ya da şöyle söyleyeyim, yani bizim yaptığımız iş bir ekip işi olduğu için tek başına bireysel süpervizörün de bir kıymeti yok. O ekipteki her birim aslında kendi içinde çok kıymetli. Yani bu arada mesela bizim tecrübemizde biz görsel taraftayız daha çok. Daha imaj üretme kısmındayız. O yüzden bizim mesela biraz daha sanat base altyapısında şey olması bir artı. Ama mesela Epix yapan arkadaşlarımız, işte Hakan, Mustafa, onlar konuştuğunda da onlar için de mühendislik daha bir artı. Yani atıyorum Cüneyt mesela tarafında baktığınızda matematik bilmek daha kıymetli oluyor. Yani aslında bu tamamen şeyle ilgili, hangi kulvardasınız? Yani şöyle söyleyeyim, yıllar önce, bu herhalde 10 yıl önce falandı, Maya'daki tool'ları kaç tool var diye falan böyle bütün arkadaşlarla konuşuyorduk. En son bir yerde şeye geldi, 1 milyonun üzerinde tool varmış dedik ve yani bir insanın zaten ömrü boyunca bunların hepsinde profesyonel olabilme şansı yok. Yani ben Maya'yı neredeyse 20 yıla yakındır kullanıyorum ama hala her gün bu da mı varmış dediğimiz bir şey çıkabiliyor. Bu imkansız yani, ama spesifik sadece bir bölümde orayı dibine kadar, en dibine kadar inebilirsiniz. Ama bu bir ekip işi ve her biri
teknolojinin katkısı eşdeğer aslında. Sadece şey hani bu genel skilllemeler durumundan dolayı şey yani bir şekilde birilerinin birilerine bir şeyleri gösteriyor, yaptırıyor olması vesaire falan. Çoğunlukla şey oluyor yani eşdeş insanlar birbirine birbirlerinin altına veya üstüne gibi durumlar var. Şimdi bence ne olmaktan çok neye yatkın olduklarını bulmaya çalışsınlar. Zaman içerisinde o gelir. Yani bir kompozitör de süpervizör olabilir. Bir FX artist de süpervizör olabilir. Bir asset creation yapan insan da süpervizör olabilir. Herkes süpervizör olabilir. Sadece bu dediği gibi Cemşel'in. Yani aslında kişisel bir yatkınlık. Yani ne bileyim daha konuşma yetileriniz, ne bileyim insanlarla olan iletişiminiz vesaireniz filan. Biraz o denklemleri de var işin. Gibi gibi durumlar yani. Zaten şey Demuril'den yani şey süpervizör olarak başlar. Bir Demuril bakıp bu öğrenci şey güzel yani asette başlar falan. Sonra birkaç sene aset yapıp sonra shot yapar. Sonra belki süpervizör olur. Zaten böyle bir süreçte var. Ama tamam bir insan birkaç şirkette süpervizörlük yaptıysa belki direkt süpervizör olarak başlar ama o da belli değil mesela. Fransa'da arkadaşların iyi tanıdığım arkadaşlarım var ama biliyorlar şey birçok şirkette süpervizörlük yaptım ama o onların şirketine gidersem direkt beni süpervizör olarak almazlar çünkü tabii. Onların pipeline farklı, onların müşteriler şey alışkanlıklar farklı. Birkaç ay deneyip gene şey sonra belki süpervizör olurum ama ilk başta sadece şey uzman bir şeyin üzerine uzman olarak girerim yani. Bize gelen realleri nasıl inceliyoruz söyleyeyim. Belki hani daha iyi bir şey olur. Yani genel olarak baktığımızda mesela öğrenci portfolyolarına bir profesyonel veya öğrenci olup olmadığını hemen portfolyodan anlayabiliyoruz. Ve ona göre yorum yapıyoruz aslında. Yani bir öğrenci ise kendiyle çarpıştırıyoruz aslında. Kendine göre ne kadar iyi durumda? Sanatsal gözü ne? Yani yapmak istediği birime göre eğer RIG yapıyorsa buna bakmıyorum mesela. RIG yapıyorsa başka bir şeye bakıyorum. Ama asset yapıyorsa, işte daha kreatif look'ta bir şeyler yapıyorsa, karakter yapıyorsa bu sefer şeye bakmaya başlıyorum. Yani onun kişisel katkısı ne? Yani çünkü asset yapılıyor ama onun katkısı ne? O aslında hani yeteneği demek istemiyorum da yani oradaki onun daha kendinden koyabildiği şeyi onu ön plana çıkartıyor. Bazen de şöyle oluyor, o kadar kusursuz yapıyor ki yani kalitesi çok iyi oluyor ama mesela hani kendinden katkısı az. O da bir kıymet, o da iyi bir şey çünkü ekipte mükemmel. Çok ihtiyacı var. Sadece kendini anlaması. Creative base olmayabilir ama çok iyi model yapıyordur ve gerçekten çok iyi yapıyordur. Benim sektörde bir sürü arkadaşım var öyle ve yıllardır çalışıyorlar ve herkes çok memnun onlardan. Yani dolayısıyla biraz aslında yönelimlerine göre durum. Sektör profesyoneli olunca olay biraz değişiyor. Yani sektörde yaptığı işlerin klasına bakmaya başlıyoruz bu sefer. Yani mesela reline koyduğu işlerin kalitesini sorgulamasını istiyoruz öncelikle. Yani şöyle söyleyeyim. 20 tane iş koyuyor. 20 tane işten 2 tanesi kötü. Mesela bunu bir öğrenci koyduğu zaman önemsemiyoruz ama bir profesyonel koyduğu zaman evet gözü olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Yani orada başka bir şey var. Yani kendisi öncelikle sektörde belli bir süre geçirdikten sonra iyi ile kötüyü ayırabiliyor olması gerekiyor. Bize sunarken, kendini sunarken yani bu şey gibi sizin önünüze çıkarken bir yani saçımı şey yapıp elbisemi düzeltip çıkıyorum. Show realde böyle bir şey. Yani daha düzgün bir şekilde çıkabilmek lazım. Sektör profesyonelinde de onu bekliyoruz. Arkadaşlarım daha fazla vaktini almayalım. Biz galiba 5 dakika zamanımızdan yedik galiba. Olsun biraz başlangıçta da şey yaptık. Ben de konuştum ettim. Çok teşekkür ediyoruz katkınızdan dolayı. Teşekkür ederim. Soner Yurtseven ve Jean-Michel soyadını da The Creative Seeds'i de hatırlatalım. Biorel.
Çok teşekkür evet, ederiz. Paylaşmıştık sanırım. Size iletirler. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. İlham sizinle olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şimdi sırada sinema, dizi ve reklam filmlerinde animasyon konumuz var diyeyim. Ve bizimle birlikte olacak sanatçılarımız, uzmanlarımız diyeyim. Binwalker animasyon yönetmeni Tuncer Şentürk ve lead modeler Rigger Cüneyt Güçlü. Zaten başından beri buradalar. Hatta ilk başta siz açtınız kameranızı. O yüzden teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben sözü hemen size bırakmak istiyorum o halde. Buyurun. Teşekkürler. Selamlar herkese. Bimolt'ta sizin de söylediğiniz gibi animasyon yönetmeni olarak çalışıyorum. Hızlıca şeye gireyim, konuya. Reklam filmi, dizi ve sinemada animasyonun kullanımı üzerinden hızlıca bir şeyler anlatacağım. Reklam filminde genelde bir ürünü satmaya yönelik ya da ürünün akılda kalmasına yönelik ya da bir takım yönlendirmelere yönelik karakter kullanımı genelde tercih ediliyor. Hani nasıl işte bir ürünün logosunu gördüğümüz zaman bize o ürünü çağrıştırıyor ya da biz onu biliyoruz ya. Karakterinde aslında hemen hemen böyle bir işlevi var. Reklam filminde çoğunlukla, her zaman değil ama çoğunlukla daha çocuk kitleye yönelik bir animasyon karakteri kullanma tercihi oluyor. Sinema filmi ve dizide ise aslında bütün dünyada genelde olduğu gibi zaten hani kamerayla çekemeyeceği, animatronikle, puppetle çözemeyeceği, bir şekilde ya da yapım maliyetinin farklı yollardan yapılırsa çok yüksek meblağlara mal olacağı işleri aslında animasyon olarak yapmak yolu tercih ediliyor. Atıyorum işte bir dinozor yapabilirsiniz animatronikle. Bu yürüyebilir, kuyruğunu sallayabilir, kafasını çevirebilir ama bunun yapım maliyeti ve efektif olarak bir sinema filminde uzun uzun kullanma şansınız çok düşük. Bunu işte animasyonla yapmak çok daha pratik ve kontrollü oluyor. Yine aynı şekilde dizi, film ve sinema arasında kullanım amacı olarak çok şey yok, bir fark yok. Bu rol veremeyeceğiniz bir hayvan olabilir. Nedir? Atıyorum işte bizim yaptığımız şeylerden birkaç örnek vereyim. İşte yılan gelecek. İşte onun orada bir mizanseni var ve işte oyuncuyla karşılıklı aslında bir etkileşimi var. Şimdi yılanı eğitemeyeceğimiz için onu anime etmek gibi bir yola gidiyoruz. Hani kullanım alanı onun orada öyle oluyor. Veya işte yine öbür eski yaptığımız projelerden örnek vermek gerekirse işte bir yaratık cin. Yani gerçekte işte böyle bir cini anime etmeniz, çekmeniz ya da ona her türlü hareketi yaptırmanız mümkün değil. Ama animasyonla bu mümkün bir hale gelebiliyor. Yani aslında çıplak gözle görüp çekemeyeceğiniz, pratikçe yapamayacağınız her şeyi, senaryo gereği talep edilen her şeyi aslında animasyonla yapmak mümkün. Benim aslında daha bu kullanım amacı dışında birkaç böyle arkadaşlara faydalı olacağını düşündüğüm bir iki şeyim var. Tavsiyem olacak. Mesela bir kısa film yapmaları gerekiyor ve nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor. Muhakkak tabii siz okulda bunu en iyi şekilde anlatıyorsunuz ama teoriyle pratikte her zaman birbiriyle örtüşemeyebiliyor bazı sebeplerden dolayı, ekonomi, deadline vesaire. Ama hani neyi atlarlarsa ileride başlarını ağrıtır, neyi atlamazlarsa ve üzerine çalışırlarsa daha rahat film yaparlar düşüncesiyle anlatıyorum. Şimdi temelde 3 aşaması var ya prodüksiyon, işte pre-production, production, post-production.
Ya bizim işimiz mesela hep şey gibi algılanıyor. Biz aslında film çekildikten sonra postunu yapıyormuşuz gibi algılanıyor. Çok bu işin içinde olmayan insanlar tarafından. Aslında bizim işimiz ta senaryo yazıldıktan sonra başlıyor. Yani bu senaryo okunuyor, çözümleniyor. Neresine ne yapılacak? İşte animasyon mu yapılacak? Efekt mi yapılacak? Ne yapılacaksa bunların çözümlemesi yapılıp nasıl çekilmesi gerektiği. Buradan bir bütçe ve maliyet çıkıyor aslında. Dolayısıyla yani post production aslında bunun senaryo sonrası ön hazırlık aşamasından itibaren bu işin içinde. Yani biz o olabilir, bu olamaz ya da olursa bu kadar zaman ve maliyet alır gibi yapımcıya bir veri sunuyoruz. Onlar da ona göre ya o sahneyi küçültüyor ya iptal ediyor ya da yapılabilir bir durum varsa her açıdan onun yapılmasına karar veriliyor. Benim tavsiyem şu olacak. Mutlaka içinde animasyon barındıran bir film olsa da bu, hani real çekilmiş bir filmin içine animasyon koyuyor olsanız da, full animasyon yapıyor olsanız da mutlaka storyboard çizin, mutlaka animatik storyboard yapın ve mutlaka Michel ve Soner de üstünden geçti, çok önemli, previz animasyon yapın. Bunları yapmadığınız zaman, daha doğrusu bunu niye yapıyoruz aslında? Bir senaryonun gereklerini yerine getirip getiremeyeceğiniz ya da bunu en mantıklı paraya çıkartıp çıkartamayacağınızın sağlamasını yapmak için yapıyorsunuz. Yani storyboard yaparken arka arkaya o kareleri koyduğunuz zaman o kısmın ya da o bloğun size hikayesini anlatıyorsa, bu işte çekilecekse çekecek yönetmene kılavuz oluyor. Set ekibi orada ne tip post prodüksiyon için bir takım lojistik destekleri çıkartması gerektiğini, işte mavi perde mi, yeşil perde mi kullanacak, track point mi kullanılacak, oraya özellikle bir düzenek mi yapılacak, bir rig mi yapılacak. Dolayısıyla buradan kazandığımız şey şu: ben burayı nasıl çekerimi min aslında bir provasını, ön izlemesini yapmış oluyor. Orada gördüğü sorunlar veya o an izlediği zaman, aa bak bunu yapmak çok maliyetli, ben bunu öyle değil de böyle çözeyim gibi yerlere de aslında ipucu veriyor. Animatik storyboard bunun biraz daha gelişmişi. Yani aralara yardımcı kareler çizilmişi ve daha biraz daha timingle ilgili size fikir verecek bir şey. Previz ise sizin o projede kullanılacak kameranın lensi, kompozisyonunuz, nerede nasıl çekeceksiniz, onun süresi, işte bunun bir diyaloğu varsa en azından altında bir dummy seslendirme olup timingleri kitlemek vesaire gibi aslında filmin taslağını görüyorsunuz. Nasıl bir inşaat şirketi ben bu ev bittiği zaman size böyle şey yapacağım diye bir maket gösteriyor ya. Bu aslında bu kısmı işin şeyi, filmin maketi. Yani tüm deneme yanılma, plan ekleyeyim, plan çıkartayım, burayı öyle çekeyim, burayı şöyle çekmeyeyim, içinde atıyorum karakter, animasyon karakter ve gerçek karakter de varsa kadrajımı şöyle ayarlayımlara kadar aslında sizi bir yöne itiyor. Ve bizim ülkede ne yazık ki bunun önemi çok fazla kavranmış durumda değil, ama aslında buraya harcanan zaman bizde genelde şey görülüyor, gereksiz vakit ve para kaybı gibi görülüyor. Halbuki bu işlem tonlarca para ve zaman kazandıran bir işlem. Çünkü herkes önceden ne yapılacağını bilmiş oluyor. Yani işin adı konmuş oluyor. Dolayısıyla çok önemli bir süreç. İşte karakter tasarımı nasıl önemliyse, bu karakterin kostüm tasarımı, bunun yaşadığı mekan vesaire nasıl önemliyse, sizin neyi nasıl çekeceğiniz, o filme nasıl bir duygu vereceğiniz, o sahneye ne kadar zaman harcayacağınız, her şeyin çözümlemesi baştan yapılmış oluyor. Dolayısıyla bu bir vakit kaybı değil, aslında kazanç. Çünkü
1902'de yanlış hatırlamıyorsun, Ay'a Seyahat filmiyle ilk senaryolu film yapıldı. Yani 1902'den bu yana demek ki bir sürü denendi, yanıldı, insanlar bir formül buldu. Yani sinemanın temel kuralları ilk 10 yılında bulunuyor. Hani cut, dissolve, fade in, fade out, işte aks, genel ölçekler, yakın ölçekler vesaire. Diğer yandan 1923'te hani eğer endüstriyel anlamında milat kabul edersek etmeliyiz bence. Hani Walt Disney kuruluyor. Burada da bir sürü denemelerle, yanılmalarla işte karakter tasarımları, storyboardlar, animatik storyboardlar vesaireler. Burada bir sürü yöntemler gelişiyor. Biz bu kadar gelişmiş ve oturmuş yöntemlerin içinde Amerika'yı tekrar keşfetmemek adına aslında bunlar oturmuş, denenmiş ve sonuç veren şeyler, yöntemler. Bazen işin heyecanına kapılıyor, bazen bütçesizliğine, dar deadline'lara kapılıyor, bazen bilgisizlikten dolayı oluyor. Bu süreçler ne zaman atlanırsa tecrübeyle sabit, o süreç gelip sizi dövüyor bir güzel. Niye storyboard yapmadın da bu kadrajın böyle ya da burayı niye böyle çektin diyor. Yani bu aslında herkesin, yani prodüktörün de iyiliği için, yönetmenin de iyiliği için, o projenin post prodüksiyonunda çalışacak insanların da iyiliği için önünü görmesi adına storyboard, animatik storyboard ve previz gerçekten bu işin bel kemiklerinden birisi. Asıl bel kemiği tabii ki senaryo. Her şeyi onun üzerine oturtuyorsunuz. Doğru çalışan ve duygu anlamında da her şeyin yerinde olduğu bir senaryodan zaten doğru bir işleyişle de kötü bir film çıkmayacaktır. Ama bunlar atlandığı zaman hep bir aksaklık ya da bir yarım kalmışlık hissi oluyor projelerde. Bu konuda söyleyeceğim şey şimdilik bu kadar. Bir de başka bir şeyin altını çizeyim. Burada da şöyle yanılgılara düşürülüyor. Storyboard yaparken de, previz yaparken de. Çok paranız ve çok zamanınız varsa tabii ki, ama genelde çok para ve çok zaman olmuyor. Özellikle bizim ülkemizde. Enerjiyi doğru harcamak çok önemli. O konuda bir tavsiyede bulunabilirim. Mesela çok güzel storyboard yerine çalışan bir storyboard daha doğru bir hareket. Yani storyboard'u biz güzel olsun, kozmetiği, aman kızın gözleri ne kadar güzel çizmiş, kirpikleri de çok güzel için yapmıyoruz. Bu plan çalışıyor mu diye yapıyoruz. Aynı şey previz animasyon için de geçer. Yani burada işlev önemli aslında, kozmetikten çok. Siz bir prova yapıyorsunuz, eksiklerini orada görüyorsunuz, eklemeler, çıkartmalar yaparak evet bu çalışıyor diyorsunuz. Yani onun oradaki işlevi tamamen şeyle ilgili bir şey. Ben artık tamam bunu yapabilirim ve en doğru maliyete bunu çıkartabilirim anlamına geliyor. Tabii ki çok paranız varsa, bir Pixar'sanız, Walt Disney'seniz, ILM'seniz çok güzel storyboard çizmeye ve doğru storyboard çizmeye uğraşırsınız ama doğru şey aslında, bu da tecrübelerle sabit bir şey, çalışan storyboard yapmak ve çalışan previz animasyon yapmak. Yani orada previz yaparken de çok güzel lighting yapayım diye bakmazsınız genelde. O sahnenin çalışıp çalışamadığına, karakterlerin işte hangi timingde oynadığına, kompozisyonuna, kat sürelerine vesairelerine bakarsınız. Dolayısıyla bu bir sonraki, sizden sonraki aşamaların da aslında zamanını çaldırmamış olur. Çünkü oraya fazladan uğraşıyor olmak, yani kimseye hiçbir şey kazandırmayacak bir şeye zaman harcayıp asıl yapılması gereken işini de zamandan yemiş oluyoruz böyle yaparsak. O yüzden bu tüm süreçler için geçerli. İşte dummy ses almak da mesela, hani kendiniz oturup arkadaşlarınızla seslendirebilirsiniz oranın timingini, ya da çok profesyonel olmayan insanlar o filmin o kısmını konuşabilir. O sesler kilitlenip oradan kabaca bir timing çıkartılabilir. Ama finalde onun çalıştığını görürseniz, işte final dublajı onun üzerinden alıp mesela, işte dublajı da animasyon için söylüyorum, bir şey kılavuz çizmiş olursunuz. Dolayısıyla enerjiyi doğru kullanmak lazım, ekonomik kullanmak lazım ki proje baştan sona
doğru bir şekilde, verimli bir şekilde ilerlesin. Bir sorunuz varsa da alabiliriz. Olmaz mı? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle. Şimdi bütün bu süreci olması gerektiği ve idealizmiyle hani dile getirdiniz. Ama bu da olmazsa olmaz aslında. Hani olmazsa olmazı bu. Sadece idealist bakmıyoruz. Bu iş doğrusu bu ve dediğiniz gibi bunun bir şeyi var, geleneği var, öğretisi var. Böyle 100 yılı aşkın burada olan bir disiplinden bahsediyoruz. Dolayısıyla denenmiş, görülmüş, teknolojisi değişse de aslında omurgası, iskelet sistemi aynı olan bir sistem. Ben öncelikle şey, yani diğer oturumda da sorduk. Bu işi iyi yapan, bu işi severek yapan, belki bazen kızan ama bir insan olarak siz hangi altyapıyla, hangi becerilerinizle bugüne geldiniz? Biraz ondan da bahseder misiniz? Yani bu işi iyi yapan bir insan neleri görmüş, geçirmiş de bu noktaya gelmiş? Sonra başka bir sorum daha olacak bundan sonra. Ya her şeyden önce tutku gerekiyor. Ben ilkokulda kitabın köşesine kendi kendime kare kare bir şeyler çizip onu böyle flipbook şeklinde oynatarak çizdiğim şey hareket ediyor'yu keşfettim. Animasyon demek ki böyle yapılıyor diye. Çok ileride hayat beni bir şekilde klasik animasyonla tanıştırdı. Ben bu işin okulunu falan okumadım bu arada, alaylıyım. Bir süre klasik animasyon yaptım. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle 3D ile tanıştım. Bu altyapıyla 3D bilgisini birleştirerek aslında özünde animasyon hemen hemen hepsinin prensipleri aynıdır. Burada avantaj bana klasik animasyonun verdiği altyapı oldu. Öyle diyebilirim. Yani ben 3D animasyon yapmayı çok kısa bir zamanda öğrendim. Ne gerekiyor? Tutku gerekiyor. Hani kendinizden bazen özveri gerekiyor. Uykunuzdan feragat gerekiyor. Her işte Michel de Soner yine değindi. Özellikle Soner, hani sette her şey her zaman bizim istediğimiz gibi olmuyor mesela. Ama biz güzel olsun diye, sırf oradaki ekibin de aslında emeği heba olmasın diye biz ekstra bir takım eforlar harcıyoruz orada. Taklalar atıyoruz işin doğrusu. Sırf işimiz daha güzel olsun diye, hani bizim sonuçta o çekilen malın üzerine biz bir şeyler koyacağız ya. O doğru çekilmezse siz ne koyarsanız koyun eğrelti duracak. Dolayısıyla orada gösterilen çaba da aslında bir özveri. Hani sonuç olarak o projenin bir parçasısınız artık. Dolayısıyla hani en temel şey çok projede yer almaya çalışmak, çok özveri göstermek. Ya bir de şey hep karıştırılıyor, yani bilindiği halde karıştırılıyor. Zanaatkarla sanatkar arasında bir fark var. Zanaatkar ne yapar? Sürekli aynı iyi yaptığı şeyi sürekli yapar. İşte oltu taşından tesbih yapıyorsanız ve bunu da çok güzel yapıyorsanız iyi bir zanaatkarsınızdır. Ama sanatkar sürekli yeni şeyler yapmaya çalışan adamdır. Yani ikisinin arasındaki temel fark o. Biz her yeni bir proje geldiğinde işte orasına şöyle bir animasyon gerekiyor dediğimizde işte Cüneyt'le oturup, Soner'le oturup şirkette, diğer arkadaşlarla konuşup onu nasıl yapacağımızı, işte o konu hakkında bir hayvan diyelim atıyorum. O hayvanla ilgili bir sürü biz video izliyoruz. Bir sürü döküman, onları alıp montajlıyoruz, arka arkaya koyuyoruz. Bak burada böyle davranıyor, burada böyle davranıyor, bunun anatomisi böyleymiş. Falanca filmde böyle çözmüşler falan gibi bir takım Ar-Ge süreçleri gerekiyor. Ya bu anlattıklarım çok teknik ve gerekli şeyler gibi gelse de aslında bu işte seviyor olmanın verdiği bir şey. Yani oturup onu araştırmak, onun anatomisini çözmeye çalışmak, şurasında şöyle bir kas varmış, bak burasında böyle bir eklem koymuş adam, bu böyle davranıyor ya da şu hareket yapması için bunu yapması gerekiyor gibi gene ön hazırlığa ilişkin tüm aslında şeyler bir heyecan olması lazım. Yani bu sadece profesyonellikle yürüyecek şeyler değil açıkçası. O yüzden hani çok projede çalışmak, çok gayretli olmak ve hani işi sevmek, işin özeti böyle bir şey gerekiyor, yapı, kişilik gerekiyor.
Şimdi bizim de öğrencilerimiz var şüphesiz ve hep sorular geliyor. İşte bu işten para kazanılır mı? Bu iş zevkli bir iş mi? Biz de yani bildiğimiz kadarıyla, tecrübe ettiğimiz kadarıyla söylüyoruz. Ama ben sizin bu işte en çok şikayet ettiğiniz şeyleri öğrenmek istiyorum samimiyetle. Yani bu işin bir de bu yüzü var. Mesela animasyonla ilgilenmek hangi sağlık sorunlarına sebebiyet verir? Gerçekten bunu konuşalım mı? Kanser olabilirsiniz mesela. Ya ben şimdi o taraflarına girersek gerçekten çıkamayız. Ben şunu söyleyeyim sadece. Benim kızdığım şey şu. Bazen dediğim başta da belirttiğim gibi bütçesizlikten dolayı, zamansızlıktan dolayı vesaireden dolayı bir takım süreçler atlanıp biz post için süpervizörlüğe gittiğimiz zaman da postluk bir şey yokmuş gibi hareket edilmesine kızıyorum ve içerliyorum. Aslında biz onun iyiliği için oradayız ve kendi iyiliğimiz için oradayız tabii ki ama aslında projenin akıbeti için oradayız. Yani onu daha ucuza en temiz şekilde nasıl çıkartırız için oradayız. Buna dikkat edilmediği zaman bu beni değil herkesi kızdıran şeyler ama yani dikensiz gül bahçesi değil ve artı burası Türkiye. Ne yazık ki her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bu post tarafında da gitmeyebiliyor. Set tarafında da gitmeyebiliyor. Ama hani gitmesi için gayret gösteriyor olmamızı, bizim orada ya da ekstra bir takım taleplerde bulunuyor olmamızı öyle sanki seti yavaşlatan adammışız ya da yavaşlatmak için kötü niyetle oraya gitmişiz gibi davranılıyor bazen. Böyle yapılmamasında fayda var. Çünkü biz onlar için oradayız. Zaten gidip kimse sette iki sahne arasında 4 saat bir ağacın altında bulabilirse, şanslıysa oturup kendisine sıra gelmesini beklemez. Yani çok keyifli de bir yer değil bu arada set. Yani beklemekten ibaret bir yer sonuç olarak. Dolayısıyla hani o kısımları olmazsa ne güzel olurdu diyoruz. Diyeyim en fazla o kadar söyleyeyim. Konuyu kapatayım ben. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Soru var mı diye bakıyorum. Buyurun. Eklemek istedikleriniz varsa daha süremiz de var. Biz ayrıdan süremizi bitirmedik. Evet. Eklemek istediğim bir şey aslında çok genel hatlarıyla ben birçok şeyi BIMVOLT özelinde, yani BIMVOLT çatısı altında onu temsilen de konuşuyorsunuz ama ben şeyi merak ediyorum. Kişisel projelere fırsat kalıyor mu ya da var mı gelecekte? Ya çok kalmıyor açıkçası. Çünkü hani buradaki projeleri ancak yetiyoruz. Piyasada insan açığı var, onu söyleyeyim. Yani öğrenci arkadaşlara özellikle söylüyorum. Hani kendilerini bir konuda geliştirmek isteyip ya da ileride bu post prodüksiyon kısmında hangi dalla ilgilenmek istediklerine bence yavaş yavaş son sınıfa doğru karar verirlerse yetenekli ve azimli ve özverili arkadaşlar BIMVOLT'ta yer bulacaktır kendilerini. Onlara bir masa sandalye verilecektir. O anlamda zaten dediğim gibi yetemiyoruz şey olarak her zaman. İnsan sayısı olarak da zaman olarak da yeni arkadaşlara da hevesli ve yetenekli arkadaşlara da kapımız her zaman açık. Hem staj hem staj sonrası durumuna göre bakıp değerlendirebiliriz. Evet, bu çok önemli hem de destek verici bir şey. Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi lead modeler ve rigger kelimeleri İngilizce kelimeler. O sizsiniz. Peki bunların Türkçesi var mı öncelikle ya da biz bunu yani biliyorum sektörde tabirler hani hangi ülkeden doğduysa oradan şey oluyor gidiyor ama Türkçesinin hiç kullanılmadığını tahmin etsem de yine de Türkçeleştirsek nasıl Türkçeleştiririz bu konuda öneriniz olur mu? Bir de tam olarak bu insanlar siz ne yaparsınız? Çünkü bizde mesela bu alanda bir ders de var. Şimdi bir sunum da açıldı. Galiba tam olarak ne yaptığınızı görüyor olacağız burada.
Bir hem Türkçeleştirilmesi konusundaki görüşünüzü rica edeyim. Bir de tam olarak nasıl tanımlarız sizin işinizi, onu sizden dinleyelim. Merhaba, Cüneyt ismim. Lead Model Rigger dediğiniz kişi ben oluyorum. üç boyutlu görsel modelleme demek. Modeler, 3D modeler. Rigger'da inşa aslında karakterin içini, hareket halini inşa etmek demek. Bunu daha kapsamlı açıklayacaktım zaten. Şöyle söyleyelim, Soner ve filmi çeken ya da reklamı çeken kişilerin kararlarından sonra, Tuncer abinin animatiği ve sinematiği yapıldıktan sonra ve Tuncer abiye biraz zanax verdikten sonra artık sıra bize geliyor. Artık sıra bize geliyor. Şöyle, önce rig ne demek? Rig şu demek, canlı veya cansız karakterlerin hareket edebilmesi için, yani Tuncer abinin çalışabilmesi için içine bir hareket sistemi, örneğin bir insanı ele alırsak içine bir iskelet yapısı oluşturmak gerekiyor. Buna da rig deniyor kısacası, kaba tabiriyle. Şöyle, aslında rig'e de girmeden önce storyboard'da ya da sinematikte belirtilen ya da konsept artları çizilen karakterler, canlı cansız varlıkları belirledikten sonra biz içeride 3D ekibi olarak bunları modellemeye başlıyoruz, oluşturmaya başlıyoruz. Bu yüzden Tuncay abi ve Soner'in de vurguladığı gibi storyboard, sinematik, animatik çok önemli oluyor bizim açımızdan. Bunları görüyoruz. Ne olduğunu, nasıl şekillerde, ne tür, örneğin karakterse bu, bir insansa, ne tür bir insan? Komik mi, zeki mi, saldırgan mı? Bunları belirleyip filme göre, filmin look'una göre onların tekstürlerini ve kendi poligon yapılarını oluşturmaya başlıyoruz içeride. Ondan sonra tabii tekstürler oluşturuyoruz. Sculpt olacaksa sculptlarını yapmaya başlıyoruz. Herkes ortak bir kararla sonuçlandırdıktan sonra modelleme işini, herkes inceliyor. Soner'den başlayıp yönetmen, Tuncer abi, herkes inceliyor bu modelleri. Bakıyorlar, diyorlar ki şu düzeltme gerekiyor, şu olmuş, şu olmamış gibi eleştiriler yapıyorlar ve son bir oluşturuyoruz. Son bir elden geçirme yapıyoruz. Her şey tamam olduktan sonra, bittikten sonra görüntünün bir kısmı bozuk oluyor. Tamam. Son karar verildikten sonra, finallendikten sonra artık bu sefer rig için hazırlanılmaya başlanıyor. Karakter her ne şekilde finallense de, ya da cansız bir obje her ne şekilde finallenirse de finallensin, sonra rig'e uygun hal için tekrar bir elden geçiriliyor. O da şu demek, poligon yapısı, yani topolojisi, örgüsü tekrar elden geçiriliyor. Bakılıyor rig için uygun mu değil mi? Uzayda bulunduğu, yani Maya uzayında bulunduğu yer inceleniyor tekrar. Düzgün yerde mi, doğru yerde mi? Pozu doğru mu? Relax pozda, gergin olmayan, yani vücudun herhangi bir objesi kullanılmayan bir durumda olmalı. Ya da cansız bir obje ise herhangi bir şekle girmemiş olması gerekiyor bu modellenen şeyin. Bu da tamamlandıktan sonra tekrar animatiğe bakılıp bu karakterle, bu objeyle ne yapılacak? Onu inceliyoruz. Bize ne kadar detaylı bir rig gerekiyor? Ne kadar detay girmemiz gerekiyor? Ne kadar hareket ayrıntısına girmemiz gerekiyor? Bunu görüyoruz animatikten. Ve buna göre bir yapıyoruz. Rigleme kararı alıyoruz. Yani şu detayda olmalı diye bir karar alıyoruz. Ve o detaya göre riglemeye başlıyoruz. Bu ne demek? O detay ne demek? Şu demek, karakterin içindeki uzuvların, mesela bir insansa bu tekrar, omzundaki kasın ne kadar oynayacağı, ya da omzunda bir twist kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız, ya da elinde, parmaklarında
farklı ekstrem durumlar kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Bu normal insan gibi mi hareket edecek? Çünkü her zaman normal insan değil, kartun yapıda da oluyor. Parmaklar ne kadar uzayacak? Mesela 5 metre uzayan parmaklar görüyoruz. Ya da ne bileyim kaybolan parmaklar görürüz falan gibi böyle. Bütün bunlar incelendikten sonra karakterin ya da objenin rig yapısı oluşturulmaya başlanıyor. Burada dikkat ettiğimiz en önemli konulardan birisi optimal olması. Yani sadece gerektiği kadarını, çünkü zamanımız çok önemli oluyor. Sadece gerektiği kadar, gerektiği yer riglenmeli diye düşünüyoruz. Ve o kadar yapıyoruz. Elastik olması, olabildiğince fazla şeye izin vermesi, sınırlama olmadan olabildiğince fazla şekle girebiliyor olması, bu da önemli. Bir de kullanışlı olması. Mesela biz rigledik, çok güzel rigledik ama mesela Tuncay abi bir kontrolü ararken dakikalarca zaman harcıyorsa, bu iyi riglenmiş bir karakter olmuyor aslında. Bu baktığı zaman hemen görebiliyor olması. Rigle boğuşmaktan çok animasyonla ne yapacağını düşünmesi gerekiyor. Eğer siz rigi ne kadar iyi yaparsanız yapın, animatör bununla boğuşuyorsa, bu çok iyi bir rig demek değildir. Olabildiğince hafif olmalı. Çünkü bazı rigler şeyin karakterin yapısından dolayı ya da objenin yapısından dolayı çok ağır olabiliyor. Ve bu da yine bilgisayarları çok zorlayıp sonucu düşünmek yerine çözüm düşünmeye başlıyoruz. Bu da önemli bir durum oluyor. Önemli başka bir konu da şey, bu yaptığımız iş sanatsal bir iş. Görseli güzel olmalı, sonuçları güzel olmalı, uzuvlar hareket ediyorsa renderlar güzel olmalı, iç içe geçmeler olmamalı falan, bir sürü şeyi var. Sonuç olarak burada sanatsal bir şeyi teknikle birleştirmeniz gerekiyor. Rig bir matematik işidir. Bir obje diğer objenin channel'larını kontrol eder. Atıyorum bir kontrol diğer joint'in translate'ini kontrol eder. Budur aslında temeli. Ama bu öyle bir noktaya girebiliyor ki işte bir kontrol hareket ederken diğer iki kontrolün yarı yarıya hareket ettirmesini sağlasın gibi şeyler söylemeniz gerekiyor. Ama bunu matematik açıdan söylemeniz gerekiyor. Bunu söylerken de sizin yani izleyicinin gözüne ulaşan meşin bozulmaması ve bunun gerçek olduğuna inandırmanız gerekiyor bir miktar. O yüzden de fazlaca üstünde durmanız gerekiyor. Ekibinizle uyumlu çalışmanız gerekiyor ki yapılan model rig'e uygun olmalı, modeler sizinle bağlantılı olmalı, rigger modelerle bağlantılı olmalı. Her zaman bilgi akışı olmalı aranızda. Tabii bütün bunlara başlamadan, biraz ters bir şey oldu ama, bütün bunlara başlamadan önce yaptığınız modeli ya da karakteri çok iyi incelemeniz gerekiyor. Hani vücut nasıl hareket eder, ne yapar, ne eder, hepsini kullanmayacak olsanız bile atıyorum bir ayak baştan sona vücuda çeşitli etkilerde bulunabilir ya da bir boyun hareketi ta en aşağıya kadar etkilerde bulunabiliyor. O yüzden bunları çok iyi incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar. Yani Tuncay'ın eklemek istediği bir şey varsa ya da sormak istediği bir şey varsa. Ben de altyapınızı öğrenebilir miyim acaba? Hani sihirbazlık kariyerinizden önce, çünkü yaptığınız şeyler böyle biraz sihirbaz gibi. Hani orada olmayan bir şeyi orada varmış gibi gösteriyorsunuz ya. Dün Murat Bey'le de konuşmuştuk, bu animasyonun başlangıcında ilk bu işi yapan insanların hani tırnak içinde sihirbaz olarak adlandırılan insanlar olması gibi. Sizin altyapınız nedir? Yani sanat mı okudunuz ya da okudunuz mu herhangi bir animasyonla ilgili bir bölümde? Hayır, ben okumadım. Ben de alaylıyım. Tamamen araştırma, problem çözmeyi seven birisiyim ben. Ya, bu yaptığınız iş çünkü tamamıyla inanılmaz, hani sürekli belgesel falan izleyen bir insandınız herhalde diye düşünüyorum. İnanılmaz bir gözlem gerektiriyor çünkü. Çok fazla analiz ediyoruz zaten. Proje başında çok fazla analiz ediyoruz.
Belgesel severiz ama bu her projeyi kapsayan bir şey olamıyor maalesef. Atıyorum hiç olmayan bir şey de olabiliyor bu. Ejderha çizmemiz gerekiyor. Mesela yakın zamanda yapmıştık bir tane. Ejderha çizmemiz, ejderha var olan bir karakter değil. Bir de her ejderha aynı şeyi yapmıyor. Her durumda, her şekilde. Atıyorum Japonya'nın kültürel ejderhası ya da Çin'in başka bir şey yapıyor. Game of Thrones'un ejderhası başka bir şey yapıyor ya. Hani hepsini projeye göre incelemek gerekiyor. Kendi kategorisinde incelemek gerekiyor. Her proje başlayışında en az yapmak kadar zamanı da incelemeye ayırmak doğru olan. Çünkü ne yapacağınızı bilmediğiniz zaman ne kadar uğraşırsanız uğraşın sonuca varamıyorsunuz. Yani onu dönüp dönüp tekrar yapmanız gerekiyor. Tecrübeyle sabit bu arada söylüyorum. Dönüp dönüp uğraşırsınız yani. İncelemek. Bizde şey var. Biz hemen girişip yapmayı çok seven bir topluluğuz. Yani hemen girişelim yapalım. Ama bilmediğin bir şey yapamazsın. Yani ejderha da hangisi ya da kamyon da hangi tür bir kamyon yapıyorsun? Nasıl bir şey yapıyorsun? Yani ne bileyim bir sürü insan ama işte The Incredibles da insan. Yani ne bileyim işte normal bir şey de insan. Yapı da insan. Ben bu arada çok güzel konuşamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Teknik insanı sonuçta. Yok şahanesiniz. Ya ama sizi dinlerken bir önceki oturumda da hep planlamadan ve organizasyondan bahsediyorsunuz. Ve galiba hani Türkiye'de kültür olarak en büyük eksikliğini hissettiğimiz şeylerden biri de bu. Hani bir planlama kültürümüzün çok olduğunu düşünmüyorum ve galiba en kritik nokta yani yaptığınız iş içinde bu olduğu için sürekli bir mücadele de bulunduğunuzu varsayıyorum. Yani en büyük zorluğun bu olduğunu düşünüyorum şu anda. Şöyle mücadele, bunu engellemek adına bir mücadele veriyoruz. Yani hemen yapmaya başlamak, böyle bir hani şey sürekli bir hemen hadi durumuna girmeyelim diye kendimize bir mücadele vermek durumunda. Çünkü böyle biliyoruz ya şeyi, hani işleyişi böyle biliyoruz. Hayır öyle değil aslında işleyiş. Daha çok bekle, daha çok araştır, daha çok gör, daha çok anla, daha çok öğren. Sonra hadi yap. Yani yapmak eğer bildiğiniz bir şeyse yapmak kısa sürüyor. Ama ne yapacağınızı bilmediğiniz zaman ki bu özellikle lige yeni başlayan, karakter modellemeye yeni başlayan insanlar için şey kaçınılmaz bir durum. Yani o modellemenin yani karakter modellemenin içinde veya rigin içinde bir önce bir kaybolursunuz zaten. Sonra bir kendinizi toplarsınız. Ondan sonra artık bildikçe, anladıkça o kaybolma yok olur. Sonra da artık bir akış belirlersiniz kendi adınıza. Öyle devam eder o. Ama dediğim gibi hani bakmadan, anlamadan girerseniz büyük sıkıntı. Bence bu çok güzel bir mesaj da oldu. Yani hepimiz için. Ben oturumumuzun süresini doldurduk ama son bir şey sormak istiyorum. Hazırlıksız da yakalamak istemiyorum. Çünkü bu tip sorular genelde ya şimdi aklıma gelmedi olur ama ama gerçekten merak ediyorum. Böyle hayranlık duyduğunuz hani modellemesine, rigine, bütün bir şey var mı? Karakter var mı? Hani ya şuna bakınca enfes diyorum dediğiniz bir şey var mı? Ha şey film karakteri olarak. Evet, evet. Ha tamam diğerini de söyleyeyim. Hemen Rafael Grassetti'nin modellerine bayılırım. Harika bir modelördür. Bu arada arkadaşlara da tavsiye ederim. Ama benim yakın zamanda gördüğüm en güzel karakter ve hala ligini merak ettiğim, nasıl yapıldığını merak ettiğim karakter The Age of Tomorrow. The var mıydı başında? Age of Tomorrow diye bir film var. O filmdeki yaratıkların saldırgan ordunun yaratıklarının nasıl ilgilendiğini hala merak ediyorum. Çok ağır bir ligi var. Çok güçlü bir ligi var. Yani root'u yok, hiçbir şeyi yok. Her dakika değişiyor, her yeri değişiyor. Sürekli bir hareket halinde ve inanılmaz. Yani bir saniye içinde onlarca hareket yapıyor. O benim çok merak ettiğim, çok beğendiğim bir ligdir mesela. Tamam, aynı zamanda harika. Modeli de güzel. O zaman mutlaka bakılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hem Tuncer Şentürk'e hem de Cüneyt Güçlü'ye
Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, bizimle olduğunuz için her zaman. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Su gibi aksın. Hiçbir şeyle engelle karşılaşmayın inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum inşallah. Teşekkürlerimizle. Şimdi bu oturumun son iki konuyla beraber olacağız. Sinema, dizi ve reklam filmlerinde FX konuşacağız. FX TV yine ilginç bir ünvanla Hakan Demiröz ve FX artist Mustafa Yılmaz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, burada olduğunuz için. Evet, ikisini görüyorum, iki ayrı yerde. Acaba kiminle başlayalım? Hakan başlasın. Tamam. Tamam, ben Hakan Bey'le başlayayım. Tamam. Hoş geldiniz Hakan Bey. Önce bir FX ne? TD ne? Ya şimdi aslında uğraşırken de böyle birçok tanımlaması olan ama bir kalıbada sıkıştıktan zorlanıyorum. Ya ben de şimdi böyle bir oturumda ya bu FX nedir sorusunu ben de ya nedir ya biz bunu yapıyoruz ama böyle birkaç şey. Tabii bir yerde patlama var, koş Hakan sahneye patlama yapacağız değil de aslında FX işlerin hani yüzdeye bölmek lazım. Tanımlarken FX'i büyük bir %30'u tanımladığımız doğal gördüğümüz elementlerden oluşuyor. Aslında CGI ile VFX'i de ayıran bu tanımlama olacak. Aslında bir sistemin modelin ya da bir işlemin zamana bağlı hareketlendirilmesi aslında FX ya da simülasyon. Böyle çok analitik bir cevap verilebilir. Ama daha anlaşılır olması için de yine bilim içerisinde prodüksiyon tarafından çekilemeyen ya da teknolojik riskli olan ya da bir şekilde tanımlanamayan ateşli, alevli, patlamalı, çatlamalı ya da sulu işleri tamamına ya da cloud gibi tamamına FX diyebiliriz. Ya aslında arkadaşlar hani böyle bir oturumda FX'i anlatırken de şöyle düşündüm hani çünkü bütün bu iş akışı içerisinde aslında hani juniorlıktan hepimiz geliyoruz. Başlarken konuşmanın sonunda da en eğlenceli iki insanı ve işin en eğlenceli kısmı kalmış diye düşündüm kafamda böyle. Herkese böyle bir... bu işin gerçekten ben şu anda bile hani otururken kendim bazen şey hissediyorum yani hala çocuk gibi eğleniyorum. Hissediyorum. Revizyonlarla yaparken bile hala o şeyi FX'de buluyorum yani. O duyguyu bana hala yaşatıyor. Uzun zamandır da bu işteyim. Aslında ilk sizin herkese sorduğunuz soruyu da cevaplayarak geleyim buraya. Ben aslında Teknik Eğitim Fakültesindeyim. Ben de aslında bir alaylıyım. Bu işlere merakım aslında lise yıllarında. Ya ben ne yapmalıyım, ne öğrenmeliyim? Doğru soruyu, şans eseri aslında. O yıllara doğru soruları sormuyorsunuz ama doğru soruları sormuş bulunmuşum yani. Ne öğrenmeliyim? Doğru program. Nerede yapabilirim? İşte Beamwalk gibi. Böyle doğru sorular denk gelmiş bana. O yandan kendimi şanslı hissediyorum. Toparlamak gerekirse ilk kısmı aslında FX üretiminde de arkadaşlara şöyle geriye baktığımda da doğru soruları sorma iyi öğrenmeleri gerekiyor önce. Onun farkında olmaları gerekiyor FX üretimi için. FX üretimi de diğer aşamalar gibi aslında model, texture, rigging gibi birbirine bağlı, birbirinden bağımsız hareket etmeyen bir süreç. Devam edebiliyoruz değil mi? Burada arkadaşlara aslında ben önerilerde bulunabilirim. Teknik kısmına boğulmadan. Biz aslında kendi nasıl yapıyoruz ve nelere dikkat edilmeli gibi böyle noktalar çıkarmıştım. Duyuyorsunuz değil mi? Evet buradayım. Burada. Pardon ben bir an bir görüntü şey hayır, oldu. Ya devam ediyorum o zaman. FX üretiminde arkadaşlara önerim gerçekten doğru sorulardan ziyade ben bir de FX'i şeye benzetiyorum. Böyle bir geometri dersine benzetiyorum. Çok tekrar yapılması gerekiyor. Çok tutorial, çok araştırma ve çok tekrar edilmesi gerekiyor bir FX artistin. Mesela Mustafa'yla çalışmalarımızda da. Bir de FX işlerinin başında şöyle bir süreç oluyor. Aslında FX işleri ya da FX beklentisi müşteri tarafından karmaşıklaştığında araştırma geliştirme zamanı oluşuyor ve bu da projenin başına ekleniyor.
Hani FX ilk üretiminden son teslimine kadar sürekli aslında kontrol etmeniz gereken, takip etmeniz gereken bir süreç. Şimdi konuşmadan ben şimdi Mustafa'ya bir pas atacağım ama ondan önce bazı tabii arkadaşlara aslında soruları cevaplamış olacağım yani konuşmanın devamında. Biz basışarak devam etmek istiyorum. İşte nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz ya da bir FX artist ya da FX artist olmak isteyen insanlar reellerine nelere dikkat edilmeli sorularını da cevaplayacağız. Ama ben şimdi Mustafa'ya bir söz vereyim. Sonra böyle pas açarak aslında daha çok soru olarak da ilerleyebiliriz. Tabii tabii. Teknik olarak boğulmayalım. Ben Mustafa'ya gideyim. Evet siz çok teknik bir ekipsiniz zaten. Evet evet gözlüklü insanlara geldik ya o farkındasınız değil mi? Evet ben de öyleyim ama mesela matematiğiniz iyi midir diye ben hemen Mustafa Bey'e de sorayım size de sorayım. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şimdi önce Hakan anlattı biraz tekrar olacak. Ben baştan başlayayım işte FX nedir ne yapılır falan diye. Aslında şimdi şey var biz hikaye anlatıyoruz toplamda. Hani bir iş geliyor bir senaryo geliyor. Tuncer abinin bahsettiği şey bir hikaye anlatıyoruz. Burada hani Tuncer abi animasyon çözümleri üretiyor burada. Şimdi animasyon çözümleri üretilmeyen yerlerde bazı şeylerde suda, dumanda, duman gibi böyle patlama çatlama gibi şeylerde daha matematiksel modellerle sonuçlar üretmeniz gerekiyor. Çünkü atıyorum bir sunun işte bir dumanın bir kareden diğer kareye geçişini animasyonla hesaplamak zor. Ya da atıyorum bir tane şey var. Araba patladığı zaman milyonlarca parçaya ayrılmasını animasyonla yapmanız zor. Çünkü hani çok fazla el alan bir şey olduğu için işin içine simülasyon giriyor. Yani simülasyon aslında bu çözümleri hikayedeki bu ekleyeceğiniz setlerde yapılan patlama çatlama ek olabilir, background olabilir. Bunları hikayeyi geliştirmek için eklediğiniz matematiksel modeller. Şimdi biz bu modelleri ben de alaylıyım bu arada. Herkes gibi şu ya alaylı denk geldim. Şeyden bahsedeyim ben. Hani biraz önce şeyi konuştunuz. İngilizce terimler falan gerekli mi, gerekli değil mi? Bence İngilizce öğrenmeleri gerekiyor. O terimleri de İngilizce bilmeleri gerekiyor. Çünkü yaptığımız çok evrensel olduğu için bu şey değil. Evrensel dili bu bunun yani başka bir şey değil. Fransızca olsa Fransızca öğrenecek. Yapacak bir şey yok buna artık. Öğrenirken şu önemli bence. Hani her işte olduğu gibi kiminle çalıştığınız çok önemli. Çünkü ekibiniz kadar hızlı ilerleyebiliyorsunuz, ekibiniz kadar iyi ilerleyebiliyorsunuz. Burada şimdi Tuncer abi fark etmiştirsiniz. Hani Soner de olsun, Tuncer abi de olsun biraz mükemmeliyetçi insanlar. Onlar sizi zorladığı zaman bir yere gidebiliyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar size evet diyorsa zaten yanlış yapıyorsunuzdur. Bizim, hani bir de bizim yaptığımız iş FX olarak şey, sonucunu çok geç gördüğümüz şey. Hani feedback olarak baştan çok fazla planlama gereken şeyler. Biz bir şey yaptık. Çok fazla planlama yapmanız gerekiyor. Mesela Murat abi falan dün konuşmuştur. Onların biz en sevmediği insanlarız. Çünkü data size'larımız falan böyle terabaytlarca data üretiyoruz. Çok küçük bir 10 saniye için. Böyle çok güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız oluyor. Böyle her şeyi üst üste koyduğunuz zaman böyle biraz lüks bir üretim şekli aslında. Bu yaptığımız şey çok pahalı. Bu pahalı işleri yaparken de en önemli tabii estetik şeyler çok önemli. Estetik bakış açısı çok önemli. Hakan bu konuda da bayağı iyidir. Hani şey konusunda bir görselliğini hikayeye kattığı elementler nasıl olması gerekir? Son planda nasıl görünmesi gerekir? Hakan onları çok güzel yöneten de biridir. Ama bunun yanında biraz da matematik bilgisi de gerekiyor. Çünkü günün işte bir sıvı simülasyonu yapıyorsunuz. Günün bir bak kendinizi şey demiştiniz ya biraz önce. O aklımı takıldı mesela. Cüneyt'le konuşurken çok fazla belgesel izliyor musunuz demiştiniz ya. Ya burada da hani araştırdıkça günün sonunda hep şeye geliyor, matematiğe geliyor. Kendiniz böyle trigonometri sayfasına göre geri gide trigonometri sayfasını da buluyorsunuz. Ya da atıyorum bir fizikle ilgili işte termodinamik bir şey bakışıyorsunuz. Çok da anlamadığınız böyle işaretler geliyor karşınıza. Ya bundan maalesef çok kaçış yok. O yüzden hani FX seçecek arkadaşların biraz matematik, biraz programlama bilgisi olması ya gerekiyor, evet yani gerekiyor. O şey var, hayatınızı çok kolaylaştıracağım bir şey olacak. Şunu çok yumuşatmayayım sonra. Hani sadece estetik bilgiyle çok çözülecek bir şey değil. Burada şey var, biz hani iş yaparken hani neyin animasyon yapılacağını, neyin simülasyon yapacağını biraz böyle işte Tuncer abi olsun, Soner olsun onların yönlendirmesiyle belirliyoruz. Çünkü
şey, bir şeyin hani ne animasyon olur ne simülasyon olur bazı konularda çok net ama bazı konularda o çizgi birazcık grileşiyor. İşte atıyorum bir tane işte bir zincir sallanacak. İşte biz onunla uğraşmış iki gün uğraşacağımız bir şey. Mesela Tuncer abi diyor ki ben onu iki dakikada hallederim diyor. Cüneyt Bilgin'i yapıyor. Onun eklemlemesi yapıp animasyonla çözülebiliyor. O yüzden bu ekip olarak hikayeyi anlatmak için ne kadar efektif bir şekilde kendi yeteneklerimizi kullanıp bunu sonuca ulaştırırız ona bakıyoruz toplamda. Notlarım vardı onlara da bakıyorum bu arada. Şimdi ne gerekiyor tekrar en önemli şey var. Ne gerekiyor döneyim ben. Merak gerekiyor. Bir kere hayatınızın bir yerinde merak etmeniz gerekiyor. Ve artık bilgiye ulaşmak bir seçenek artık. Bilgiye ulaşmak istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz çünkü. Siz bugün başlasanız hani alanınızdan bağımsız, alanınızın görsel efekt ya da şey görsel sanatlar olması bence büyük bir artı. Ama bugün başladığınız zaman istediğiniz şeyi öğrenmek için kaynaklar sınırsız neredeyse. Sadece ama şey var, profesyonel anlamda yaparken bir seviyeye geldikten sonra da çevrenizde bu işi gerçekten iyi bilen, sizi zorlayacak insanlara ihtiyacınız var. İyi bir işte altyapıya ihtiyacınız var. Hani BIMVOLT hani bizim kullandığımız işte teknik altyapıyı falan göz önüne aldığınız zaman bu evde hani şey diyorlar ya, evde de çocuklarınızın yanında denemeyin falan diyorlar ya. Yani denediğiniz zaman şimdi şey var, bir küçük bir işte duman yapıyorlar, bir bakıyorsun 4 terabayt data çıkıyor. Hani koyacak yeriniz olmuyor, 10 saniye. Tekrar ikinci şeyi deneyemiyorsunuz. Böyle olduğu zaman hani çok fazla birleşeni olan ve iterasyonu çok fazla yapılan, baştan çok az feedback'i olan bir bölüm FX. Onun haricinde yaptığımız işlerde hani zorluklarını anlatayım biraz. Hani feedback'i çok az olduğu için baştan çok fazla planlamanı yapmanız gerekiyor. Çok fazla yanlış yapıyorsunuz. Biraz hani şeye çok fazla yanlış yapmaya psikolojik olarak biraz rahat şey hazır olmanız gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra hayatınızda ben gerizekalı mıyım diyorsunuz. Ben çok dedim mesela. Böyle ya çok dedim diyorsan mesela her gün dediğim de oluyor. Böyle niye göreyim ben bunu diye. Çünkü sürekli deniyorsunuz. Sadece orada bıkmamak gerekiyor. Bunun işte öğrenme eğrisi ya bana göre de hani biraz daha şey var hani modelleme olsun, rig olsun, render olsun. Daha feedback'i hızlı olan şeyler olduğu için FX'in öğrenme eğrisi biraz düz gidiyor. Çok 5-6 ay boyunca atıyorum hiçbir şey anlamadığınız bir şekilde gidiyorsunuz. Sonra birden hani bir şey anlıyorsunuz. Tek bir şey anlıyorsunuz. Bu diyorum. 6 aydır bakıyorsunuz ama. Böyle öğrenme süreci biraz geç. O yüzden hani girecek arkadaşların çabuk hissetmemeleri gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde şimdi aklımdan Hakan da devam etsin biraz. Ben şeyi sormak istiyorum. İkinize de siz hani alaylı olarak başladığınızı söylediniz ve doğru soruları sormak dediniz. Yani bu da çok önemli. Yani bugün çıkan birkaç tane slogan cümleden biri bu oldu. Doğru soruları sormak. Ama mesela herhangi bir şu anda burada illa öğrencilerimiz değil hani dışarıdan gelen insanlar da var. Ve FX şu anda sizin anlattığınız kadarıyla biraz zor bir alan gibi görünüyor. Çünkü herkesin ha deyince mesela güçlü bilgisayar gerekiyor anladığım kadarıyla. Öyle değil mi? FX için kullanılan programlar, açık kaynak var mı? Pahalı her programlar. Şey. Her şey. Her şey açık zaten işte bir kullanılan programların hepsinin böyle öğrenci şeyi var. Hani apprentice versiyonları var ücretsiz olan. Evet. Ben bir laf var onu çok seviyorum. Şey diyordu mesela işte VFX işte kolaydı çok kolaydı. Sanki bisiklete binmek gibi diyor. Ama işte bisiklet ateş almış durumda diyor. Etrafınız ateş almış durumda. Çünkü cehennemdesiniz diyor. Yani o yüzden biraz zor. Pek pozitif bir şey pembe. Ama hani, sonuç o şeye geleyim bak onu atlamayayım. Yani sonucun verdiği mutluluk ayrı bir şey. Sonuçta bir şey ürettiğiniz şeyden ya o onunla gidiyor. Onunla zaten her gün devam etmenizi sağlıyor. Çünkü acayip bir mutluluk. Yani o sonuca geliş aşaması tabii ki zor. Her kreatif süreç hani böyle zorluklardan geçiyor. Bizim biraz daha teknik problemler çıktığı için o ara biraz daha uzuyor. Ama günün sonunda çıkan sonuç sizi mutlu ediyorsa o sizi ileriye doğru götürüyor. Peki o zaman bunun başlangıç noktası açık kaynak programlar varsa, elinizde bilgisayar da varsa hani bir yerden başlamak lazım. Bir hedefle mi başlayalım? Yani bu konudaki öneriniz nedir diyeyim ya da? Ya aslında hani bir FX artisti olarak bir showreel hazırlamaya geçmeden önce aslında aceleci davranmamak lazım. Orada bir generalist yani
belli ölçekte model, rig, texture, lighting ve render ve biraz comp kısmına önce bir orada bir gelişim tamamlamak gerekiyor iyi bir FX artist için. Yani ben hani FX artistin gereksinimlerini sıralarken bunlar, çünkü FX dünyası şöyle başlıyor. Siz bir elementler üretiyorsunuz aslında, mesela işte kızın alnından hissiyatları ve işte ışın çıkacak, bir göz oluşturacak ve o göz, bu sizin kafanızda kurduğunuz bir dünya. Evet, bir konsept var ama bir de sizin tek tek ürettiğiniz bir elementler var ve bu dünyayı siz kuruyorsunuz kafanızda. Bunu üretiyorsunuz simülasyon olarak ve render ediliyor ve bunu komp ediyor olmanız lazım. Yani bir şekilde aslında işin birçok aşamasına hakim olmanız da gerekiyor. Yani bir FX artist. Ama şu an tabii FX dünyası ve aslında iş o kadar da bir yandan da pratikleşiyor ki aslında bu. Çünkü o kadar çok talep var ki bu şeye. Yani çok fazla FX üretiliyor ve çünkü görsel daha zenginleşiyor. İnsanlar da daha kolay yetişir hale geldi. Çünkü tool'lar da bu işi, evet 3 yıl önce ya da 2 yıl önceki zorlukta değiller. Ama biz tabii şimdi elit seviyede üretiyor olmak adına hep böyle konuşuyoruz ama sonuçta işte 2 yıl önceye gitsek, 2 yıl önceki şu anda değiliz yani. Hepimiz de aslında bir süreçten geçiyoruz. Çünkü nasıl hatalar yaparak aslında soruyu toparlamak gerekirse de aslında iyi bir FX artist olmak için biraz aceleci olmadan 3D üretiminin hem reklam tarafında hem sinema hem de ya işte dizi tarafında da iyi bir canlısı olmak önemli. Sonra zaten kaynaklar çok fazla biliyorsunuz sosyal medyada, internette de. Zaten doğru sorularda da çok rahat ulaşıyorsunuz. Benim önerim FX adaylarına evet, 3D'de hani tekrar mesela ne yapmak istesin dese ben FX yapmak isterim. Yani o soru bana tekrar gelse. Mesela evet gözyaşıyla bazı anlarda gözyaşıyla yapıyor olsanız bile bu çok eğlenceli. Ben bakıyorum yine böyle izleyince. Evet lan ben eğleniyorum ya. Diğerleri bana hala sıkıcı geliyor yani işin. Her aşamasını dinledim başından sonuna ve ben eğleniyorum gibi hissediyorum. Hala. O yüzden aceleci olmadan doğru önce 3D'nin gereksinimleri, bu iş akışının gereksinimlerini öğrenerek FX çok rahat geliştirilebilir kısa sürede. Çok açık, çok meraklıyız gençler. Yani ben de şey söylemek istiyorum. Hani bence bir yerden başladığınız zaman zaten şey var, merakınız ve zamanınız ve ısrarınız devam ediyorsa, yani öğrenmek şey var, bir şey bir yere geliyorsunuz. Ama o üçünü kaybetmemek gerekiyor. Bir hem merakınız olacak, ısrarınız olacak ve çalışkan olmanız gerekiyor. Bunları sağladığınız zaman, yani mutlaka, şimdi ben şey diyorum, ben bile yaptıysam herkes yapar diyorum. Çünkü ben help dosyasını okuyarak bunu yaptım. Yani o geldiğimiz noktada, ben edebiyat okudum mesela. Amerikan edebiyatı okudum. Ondan sonra hani şey var, help dosyasını okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ve bir yerden sonra şeye geldik, yani mesleğim oldu bu. Hakan'ın şey söylediği doğru ama yani şu an FX dünyasının geldiği nokta cidden çok gelişiyor. Hani bunlar 10 yıl öncesinde yapılmayan çok fazla şey yapılmaya başlıyor. Kaynaklar kaynaklar artık cidden sınırsız, yani şey var. O söylediğiniz programın, hani kullandığınız aplikasyonun altında FX'in adını yazdığınız zaman, atıyorum Houdini FX artıp işte Pyro yazdığınız zaman zaten size en az 10 bin saatlik kaynak çıkıyor. Bunların hepsi de YouTube'dan olsun, Vimeo'dan olsun, kendi sayfalarından olsun. Hepsi sizi geliştiriyor. Onu 10 bin saat zamanınız varsa, zaten onu da yapabiliyorsanız yani profesyonel olursunuz bence. Evet, o 10 bin saat kuralıyla. Peki şey merak ediyorum. Siz şimdi bir ağacın kökleri gibi diyelim, bazı birimler birbirine bağlı çalışıyor ya da gitgelli çalışıyor. Yani FX tam olarak hani filmin böyle son dakikasında, yani son dakikasında demeyeyim de o üretim bandında tam olarak ne zaman devreye giriyorsunuz? Animasyondan sonra gidiyor genelde. Animasyondan sonra. Şöyle daha genel bir cevap da verilebilir ona Mustafa Eki olarak. FX aslında mesela son projemizde de oldu. Proje daha çekilmeden bile biz Ar-Ge'lerine başlamıştık. Yani aylarca Ar-Ge'si yapıldı. Bir proje boyunca ne gereksinimimiz var hem yazılım hem donanım anlamında ve yapılabilirlik anlamında. Aslında FX evet bir yandan proje bazlı aslında. Hı hı. Başından da başlayabiliyor yani.
Şey, kurgu için derler ya hani iyi kurgu ayakkabı gibidir, ayağında olduğunu hissetmezsin gibi. Hani sizce EFX'in tanımı ne? Böyle mi? Hani orada olduğunu fark etmeyeceğimiz bir şey mi? Yani ben mesela öyle derdim ama bu alanın şeyi olarak, uzmanları olarak siz ne dersiniz? Yani biz okyanus falan patlattı, şey, okyanus falan patlattığımız için bizimki direkt orada görünmesi gerekiyor bence. Evet. Ben de şimdi evet ya, o kadar çok şey oldu biraz. Bizim şey var ya, diğer arkadaşlar emekleriyle hazırlayıp böyle sunduğu modelleri, animasyonları böyle patlatıp böyle boğduğumuz falan için biz yani direkt görünmesi gerekiyor. Yani evet, şey açısından haklısınız. Yani orada olağanüstü fantastik bir dünya varsa o dünya, ama bizi yine de ikna ediyor hani. Tabii şeyde haklısınız tabii ki. Yani böyle şimdi sadece animasyon deyince bir seni patlama çatlama falan dedik de hani bitki büyümesi yapıyor insanlar ya da hani kimyasal reaksiyonlarla ilgili bir şeyler yapıyor, hücre bölünmesi yapıyor. Bunlar da hani şey var hani orada tabii ki dediğiniz gibi belli olmaması tercihtir. Hani bir şey, ağacın büyümesi, yaprağının açması, böyle çiçeğin çıkması falan. O, orada kullandığımız şeyler, patternlar görünmezse tabii ki yönetmenin tercihi oluyor. Peki en son mesela Netflix'te Love Death Robots'un hani son sezonu mesela hani ya canım bu kesin gerçektir falan dediğimiz şeyin sonra animasyon olduğunu görünce artık yapılamayan bir şey var mı sizce? Yani her şey yapılabiliyor mu FX'te? Her şey var, birkaç şey var ya. Yani böyle var. Şey var. Ben hala şey var. Çok çok yakın yani sonsuz particle sayılarına henüz ulaşamadı. Çünkü 200-250 milyon particle sınırlarında geziyor şey genelde programlar. O yüzden çok yakına geldiğiniz zaman onları bir şekilde kapatacak efektleri gördüğünüz zaman diyorsunuz ki evet burası burada FX kullanılmış. Birazcık hani şeyden gidiyorsunuz, yani teknikten gidiyorsunuz. Hı hı. İçinde olan insanlar olduğumuz için zaten görüyorsunuz mesleki deformasyonu. Siz filmleri çok rahat izleyemiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ben. Ben biraz bastırıyorum o duyguyu. Çünkü şey olmaya başladı. Yani uzun zamandır ben, bastırmaya çalışıyorum ben onu. Ben işimi izlerken o bana sürekli sus diyor artık. O konuşuyormuş, ben konuşmuyorum. Sizin de zaten film izlemekten vazgeçmişler. Peki belki şu anda izleyicilerimiz arasında da soru vardır. Soru varsa lütfen chat'e yazarsanız seviniriz. Bu arada hatırlatalım. Ben şeyi söyleyeceğim. Aslında bu benim FX real hazırlarken arkadaşlar, çünkü FX üretim olarak çok zaman alan ve data olarak büyük olduğu için FX real alan arkadaşlar dikkat etmesi aslında şey, mesela çok büyük sahnelerde boğulmasınlar. Yani FX Showreel'i izleyen insanlar onların çok net çözünürlük yapmalarına bakmıyorlar. Orada bir patlamaysa onun şiddetine, türbülansın ağırlığına. Yani çok kolay hani evdeki kişisel bilgisayarlarında üretilebilecek durumda olsunlar. Kendilerini böyle böyle boğmasınlar. Bir de mesela böyle işte Vimeo'da, YouTube'da gördükleri tutorial'ları birebir kopyalamamaya dikkat etsinler. Öyle bir şey yapıyorlarsa bile mesela işte yani taş, adamın tutorialında taş yere düşüyor ve parçalanıyorsa bile ona yorum katabilirler. Mesela altına bir araba koyabilirler. O zaman dersin ki evet ya, çünkü görüyorsunuz onları, biliyorsunuz üretilen işleri. O zaman bakıyorsunuz bir yorum kattığını görüyorsunuz ve diyorsunuz evet ya, bu adam ayrışıyor işlerinde. Böyle basit önerilerim var arkadaşlar sadece. Bence ama Hakan'ın dediği şey çok önemli. Çünkü hani o şeyleri genelde biz de izliyoruz. Gördüğümüz zaman hani genelde evet diyoruz. Tutorial'dan yapmış diye anlıyoruz. Yani o kendinden bir şey katma olayı çok önemli hakikaten. Yani yorumlayabilmek önemli. Tool'ları yorumlayabilmek önemli. Yani kendi çözümünü üretmesine bakıyorsunuz aslında. Kendi bir çözümü var mı yoksa direkt kopyalamış mı? Çünkü bizim yaptığımız için çoğu genelde problem çözmeyle ilgili olduğu için sen hani o problem setting geliyor. Sen bir çözümünü öneriyorsun ona. Eğer direkt başkasının problem çözümünü aldıysan hani şeyi göremiyorsun. Belki o yeteneği var ya da yok, onu anlayamıyorsun orada. Evet. O sahnenin ikşamında kaybolabilir o çocuk. Yani o da evet, tutorial'lar başarılı. Daha çok güzel olur falan deyip o hissi bize geçiremeyebilir. Peki şu anda bir yaklaşık 4 dakikamız kaldı. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum ikinize de. Sizin merakla takip ettiğiniz işte yani hem bilgi edindiğiniz, bilgi edinmek amaçlı ya da böyle vizyonunuzu genişletmek amaçlı
Yerler neresi? Sanatçılar kimler? Önerileriniz var mı bu alanda? Yani şuraya baksanız iyi olur dediğiniz yerler var mı? Ya da şu sanatçıyı takip edin dediğiniz. Ya tabii var. Ben bir bakayım, ismini unuttum şu anda, Mustafa. Bu sorular genelde şey olur. Ya var ama. Ben şimdi gideyim e-mail listeme bakmam gerekiyor. Şu an bakayım kimleri takip ediyorum diye. Hemen söyleyeceğim ben ya. Hani bende şey var, şu an ezberimde yok da hani Vimeo şey var, kesinlikle hiçbir şey ezberleyemiyorum bu arada. Hani listemdekilere bakıyorum. Genelde büyük bir sürü şirketin FX'leri oluyor. Oradaki hani yapan insanların kendi şey var, birazcık beni şirketleri takip ediyorum genelde. Şimdi atıyorum işte Jellyfish'i takip ediyorum, Glassworks'u takip ediyorum, Nil'i takip ediyorum, hepimiz böyle. Hani bir sürü böyle işte oradaki zaten şey altta görüyorsunuz yani kimlerin yaptığını gördüğünüz zaman genelde onların sayfalarına doğru gidiyoruz. Hani birazcık şey oluyor. O sürekli önümüze düşüyor zaten. Çıkan her yılı izliyorum galiba ben. Şeyden çıkan. Her FX reeline bakıyoruz ve kim yaptığını, nasıl yaptı diye. Çünkü onların şeyleri oluyor. Yılda birkaç kez böyle FX Hive olsun, SIGGRAPH olsun, Hive sunumları olsun, böyle webinarlar oluyor. Ya onlarda zaten şey var, dünyada ne yapıldığını her sürekli oradan takip edebiliyorsunuz. Evet, mesela FMX'de SIGGRAPH'ı dile getirmeniz iyi oldu. Yani orada çok güzel oturumlar da oluyor. Ve evet, hani onlar zaten bir hafta sonra şey yapılıyor. Yani kendi programlarının sitesinde size de açılıyor, siz de onları takip edebiliyorsunuz. Evet. Hakan, siz galiba söyleyecektiniz. Ya ben de aslında böyle bir kişiyi sıkıştıramıyorum. Mustafa Ali gibi genel bir cevap vereyim. Aslında FX araştırmaya başlayınca insanlarla karşılaşıyorsunuz zaten bu. Hem videolarıyla hem insanlarla. Yani bak onlar yani. Demek ki Türkleri, ya sadece buraya yönlenin demek istemedim bir anda. Çünkü aslında kaynak çok fazla. O yüzden yani bak herkes. Evet, asıl yine en başta söylediğimiz merak etsinler. Ben şey söyleyeyim ya, bayağı bir açık var bu konuda. Hani FX şey kullanan database olarak çok fazla açık var. Genelde insanlar başlıyor ve çabuk bırakıyor. Bırakmasınlar. Hani bizi de yalnız bırakmasınlar. Biz çok az bir şeyiz. Azınlıkla bir soyu tüketen bir grubuz. Etkisiler olarak. O yüzden yani umarım şey yaparlar. Yani bir açık var burada ve üstüne gitsinler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hem paylaşımınız, yani bütün paylaşımlarınız için ve teşviğiniz için de diyeyim. Yani bu da çok önemli. Ve bugün bu oturumumuzun son iki konuğu FXTD Hakan Demiröz ve FX Artist Mustafa Yılmaz'dı, Binvolt takımından. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir sonraki oturumumuz da saat 3'te başlayacak. Binvolt'un ikinci ekibiyle yine dolu dolu ve harika bir ekiple burada olacağız. Çok teşekkürlerimi sunuyoruz. İşlerinize kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Bir süreç olsun sizin için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.